İyi akşamlar. Soruyorum da bu akşam bir yandan yerel seçimler, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesinin peşinden hem Türkiye'de hem de uluslararası arenadaki çıkan soruları tartışacağız. Çok değerli konuklarımız var. Hasan Basri Yalçın, Yusuf Özkır, Mustafa Kartoğlu, İhsan Aktaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada herkes meşhur virüsle mücadele ediyor. Herhalde ben de ediyorum. Siz de hastasınız. Herkese geçmiş olsun diyerek başlayayım. Hasan Basri Bey, Bolton vakası sürpriz mi sizce? Yani İsrail'deki beyanları Türkiye için. Yani benim için aslında çok sürpriz değil. Yani Bolton'un Türkiye'ye gelirken yaptığı açıklamalara bakarsanız zaten ya bu Trump'la Erdoğan arasında varılan anlaşmayı bozmak ya da bozamıyorsa bile en azından zamana yaymaya çalışmak için elinden geleni yapacağını düşünüyordum. Çünkü o yaptığı açıklamalar vesaire bu toplantıda böyle ipe sapa gelmeyen bir sürü konu üzerinden tartışmayı uzatmak isteyeceğini ve aslında ya işte Türklerle anlaşamıyoruz vesaire gibi bir beyanatla ortaya çıkacağını zannediyordum. Yani bütün süreci bozmaya yönelik bir çaba sergileyeceğini düşünüyordum. Ki Bolton hani Amerikan Başkanı Trump'a kabinesinde şimdiye kadar en yakın olduğu düşünülen isimlerden biri olmasına rağmen ama Erdoğan'la Trump'ın yaptığı görüşmede Bolton'un da aslında Trump'la aynı görüşte olmadığını biliyoruz. O da daha ilk günden itibaren bunu söyledi. Dolayısıyla çok Trump'la şaşırtıcı değil. Trump'la aynı görüşte olan kimse var ya mı? Yok, hayır işte. Tam doğru söylüyorum. Trump kendisi Erdoğan'la yaptığı o görüşme sırasında bir karar aldı. Daha önceden söylediği hani Suriye'den çekilme siyasetini gerçekleştirebileceğini ve bunu Türkiye ile gerçekleştirebileceğini düşündüğü için onu söyledi. Yani ama seçim bütün kampanyası ekibi, sırasında bile söylemişti. Aynen, bütün ekibi bunun olmayacağını, olmaması gerektiği konusunda diretti. İşte Mattis zaten istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Bolton meseleyi biraz daha hafiften ağırdan aldı. Bu haliyle yönetebileceğini düşünüyordu muhtemelen ama Türkiye çok net bir tavır aldı. Türkiye çizgisini çizdi. Yani bizim için önemli olan mesele PYD meselesidir. Ve sen PYD meselesinde böyle konuşuyorken PYD meselesini doğrudan doğruya masaya yatırmadığımız müddetçe konuşacağımız herhangi bir konu meseleyi şişirmekten öte bir anlam ifade etmez dedi muhtemelen Türk tarafı. Ve görünen o ki müzakerelerde orada tıkandı ve anladığım kadarıyla Türk tarafı Bolton'a şu an muhatap değilsin. Çünkü sen bize başkanın konuştuğu dilden konuşmuyorsun. Sen git önce başkanla meseleni çöz. Geleceksen ondan sonra gel demiş olmaları gerekir. Veyahut da bu mesele maalesef seninle çözülemiyor. Bu mesele Erdoğan'la Trump arasında çözülecek gibi duruyor. Çünkü sen Trump'ın verdiği sözler üzerinden konuşmuyorsun. Bambaşka bir dil kullanıyorsun. Yani buraya gelirken Türkiye'nin Kürtleri öldürmesine müsaade etmeyeceğiz gibi saçma sapan bir laf söylersen senin anlaşmaya gelmediğin çok net ortadadır. Sen burada olay çıkarmaya geliyorsun. Sana bu olayı çıkarttırmazlar burada. Ve direniyor aynı zamanda. Yani Türkiye'ye direniyor. Kendi başkanına karşı direniyor. Trump'a direniyor ama biz bunu kaçırıyoruz. Yani Amerika'da Trump kendi kabinesiyle bile çok ciddi anlamda bir mücadelenin içerisinde ne kadar var olabilecek, ne kadar onun içerisinde kendisini, beklentilerini kendi hükümetlerine yansıtabilecek ciddi anlamda zorluk içeriyor. Yani düşünün, Savunma Bakanı istifa etmek zorunda kalıyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı geliyor, onu görevlendiriyor. Onun daha önceki Ulusal Güvenlik Danışmanlarını göndermiş, bunu almış. Bana yakın davranıyor diye ama o da en kritik meselelerde aldığı tavra bakın. Türkiye bence çok uygun bir şey, uygun bir şekilde bir taraftan bunun artık bir oyalama siyasetine mahkum edilemeyeceğini, eğer başka konular konuşuyorsa onları burada konuşmaması gerektiğini Bolton'a net bir şekilde söyledi Türkiye. Bizim Trump'tan alınmış sözümüz var, bizim Trump'la varılmış bir uzlaşımız var ve biz onun üzerinden gidiyoruz. PYD'yi hiçbir şekilde masaya yatırmıyoruz. PYD meselesi çözülmeden Türk-Amerikan ilişkilerinde zırnık ilerleme olmaz. Bunu oyalamak vesaire gibi düşünüyorsanız bunu yeniden gözden geçirin. Mesajı net bir şekilde verilmiş oldu bence. Mustafa Kartoğlu, siz Ankara'dan bugün bir takım kulisler almışsınızdır herhalde. Bir kısmı açıklandı zaten. Şöyle,
görüşme, evet. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Baltın arasında ve yani onların başkanlık ettiği heyetler arasında. Jim Baltın tabii Ulusal Güvenlik Danışmanı, Amerika'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'de İbrahim Kalın'la eşleştirilmişti başından beri. Uzun süredir de öyle bir görevi, görev tanımlaması olmamasına rağmen böyle bir eşleştirme fiilen yapılmıştı. Ve Kalın da bu görüşmeleri yürüttü bugüne kadar. Şimdi burada da şeyi o, görevi ya da misyonu o. Ve anladığım kadarıyla üçlü ekip biraz Bolton diğerlerinden ayrılıyor. Ve yani bu görüşmeleri, Genelkurmay Başkanı tabii. Ve herkes kendi alanında görüşme Daesh yapmaya geldi. Evet, bir heyetler görüşmesi değil. Yani karşılıklı üçü burada bir heyetler görüşmesiyle İhtisas değil. İhtisas konularına göre. Aynen öyle. O yüzden ve Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından ve İbrahim Kalın'ın açıklamalarından da anladığımız şey, eğer Cumhurbaşkanı'na taşınması gereken bir noktaya gelse bu görüşmeler, Cumhurbaşkanı'nın Bolton'la görüşeceği yönünde. Anladığımız. Ama o noktaya gelen bir o noktaya gelmedi iş. O yüzden Bolton da herhalde söyleyeceğini söyledi ya da duyacağını duydu ve ülkesine geri döndü. Heyet, diğer heyetler de kendi işlerini görüşmeye devam ediyorlar ya da ettiler. Şimdi bu birinci kısmı. İkincisi, bu bir kriz yahut yeni bir anlaşmazlığın başlangıcı anlamına mı geliyor? Çok öyle değil. Çünkü her ikisinin de mesela neden gitti Bolton, neden kalmadı ya da ne oldu yani patladı mı bu iş mealindeki sorulara çok fazla cevap vermedi İbrahim Kalın da. Cumhurbaşkanı da bunu bununla ilgili konuşurken görüşmeleri yaparız. Yani bu bir burada hani kopmuş bir şey değil, tam cümleyi hatırlayamadım ama böyle bir ifade kullandı. Yani bu görüşmeler devam edecek. Bunu anlıyoruz. Şey, İbrahim Kalın da benzer bir şey söyledi. Bu şu anlama geliyor. Bolton'un burada ne dediğinin yahut İsrail'de ne mesaj verdiğinin Türkiye açısından çok bir önemi yok. Amerika Birleşik Devletleri açısından da bir devlet politikasını yansıttığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla biz kendi işimizi yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen bir Trump'la bir görüşme yapacak. Çünkü bugün söylediği çok netti. Biz Trump'la konuştuk ve ben esas olarak ben onun söylediklerini referans alıyorum, esas alıyorum. Ama kurumlar arasında farklı sesler çıkıyor. Farklı sesler de tırnak içinde bizim sorunumuz değil. Parantez açarak söylüyorum. Biz kendi işimizi yaparız. Nasıl? Eğer onlardan gelirse yeni bir şeyler, bunları konuşuruz. Gelmezse de hazırlıklarımızı yaptık zaten. Bundan sonra işimizi yaparız. İçeride belki biraz hani perde arkası anlamında konuşulanlara baktığımız zaman da bunların tabii ki Bolton ya bir defa ağzımızdan kaçtı diyecek pozisyonda bir adam değil. Düşünmeden konuştuğunu söylemek yahut İsrail'de konuşurken biraz onların ağzına bir parmak bal süreyim de öyle gideyim diye rüşveti kelam kabiliğinden bunları söylemiş değil. Türkiye'ye mesaj verme adına söylemiş. Neden? Bunu söylüyorum. Öbür taraftan Pompeo da benzer şeyler söylüyor. Evet. Lindsey Graham da, senatör de ki bu bu işlerin başın cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden bir tanesi. O baştan beri söylediği bir şey zaten onun da. Dolayısıyla bu giderek böyle dozu adamına göre değişen bir tarz alıyor ama kanaat aynı. Bizim PYD'lileri korumamız lazım. Şimdi Pompeo da bugün tabii bu görüşmeler olmadan önce bize söz verdi Erdoğan diyor. İşte bizim oradaki DAEŞ'le mücadele eden ortaklarımızı korumaya söz verdi. Kim ortağınız? Bunun adı belli. Şimdi Kürtler lafına biz de konuşuyoruz. Cahillik diyorlar. Bence cahillik değil. Sadece efendilikten biraz diplomatik bir dil herhalde. Bilgisizlik ifadesi bence diplomatik bir ifade olarak kullanılıyor. Yoksa pekala biliyorlar ne olduğunu. Ama orada da şu karar verilmiş. Elbette PYD, YPG diyecek halleri yok demiyorlar da zaten. SDG de demiyorlar dikkat ederseniz. Çünkü bayağıdır SDG adı yok yani ortalıkta. Gerçekte kimi kastettikleri belli. Kürtler dediğiniz zaman yaptığınız işler meşru oluyor. Eğer YPG, PKK yahut PYD ne derseniz deyin o meşruiyeti tam sağlamıyor. Kürtler deyince örgütün üstünü bir güzel örtmüş oluyorsunuz. O yüzden kendi meşruiyetim için bu söyleme bence yine devam edecekler. Fakat bunun Türkiye'de ne anlama geldiğini böyle hani bunu yutmayız bu lafı dedi Cumhurbaşkanı. Hı hı. Şundan dolayı şunu bekliyorlar Amerikalılar.
en azından Ankara'daki muhataplarının anladığı hali bu. Şunu bekliyorlar. Ya biz bunu söyleyelim. Aslında öbür taraflardan birlikte çalışacağımız zaten çok alan var. Ya biz söyleyip geçmiş olalım. Siz de buna çok fazla takılmayın. Cumhurbaşkanının bu lafları yemeyiz yemeyiz demesinin arkasında yatan neden de bu. Bu işin bu kadar ciddi olduğunu, böyle biz bir lafı söyleyelim, Türkiye'de aslında çıkar sağlayabileceği konular varmasa da biz de biraz uyumlu gideceğiz birçok konuda, bununla iktifa eder, yetinir, buraya da çok fazla takılmaz. Ama biz de lafımızı söylemiş, adamlarımıza güvence vermiş, İsrail'in ağzını bir parça çalmış da oluruz, cumhuriyetçileri de biraz tatmin etmiş oluruz diye düşündüler. Durum böyle değil. Bizimkiler artık, Ankara artık en küçük söze bile fena halde takılıyor. Çünkü gecikmeler çok fazla, tutulmayan sözler çok fazla, yuvarlak konuşmalar çok fazla. Bütün bunlar da artık taşınabilir olmaktan çıktı. Bir de Türkiye sonuç almayı vaat etmiş. Hem kendi halkına, hem Rusya'ya, hem de bölge halkına. Sonuçta bölge halkının parçası Suriye ordusu, Suriye bağımsız özgür ordusu, ÖSO'nun da bir parçası olduğu Suriye Ulusal Ordusu, özür dilerim. Onlar da sonuçta bu işler bitsin ve biz sahada bir yer kazanalım diye bekliyorlar. Bizim de onlara bir şey vermemiz lazım. Bu bakımdan giderken yine biz anladık anlayacağımızı. Bolton'un en azından kulise yansıyan bilgisi, bize yansıyan bilgisi. Biz anladık anlayacağımızı, söylediklerimizin de sizi ne kadar rahatsız ettiğini ve durumu anladık. Bir daha bu tür şeyler söylememe konusunda, en azından bu tür konuşmalar yapmama konusunu biz anlıyoruz. Yani bu şu demek, yani tamam bir kere söyledik de bir daha söylemeyeceğiz. Ama bunun bir etki yarattığını söyleyemem ben. Sadece kayda geçti, o kadar. Yusuf Bey, sizin bu konuda söyleyecek bir şeyiniz var mı? Ya bir şey fotoğrafı vardı. Aslında onu görsek üstüne buyurun konuşsak çok iyi olurdu. Yani reji bilmiyorum, o fotoğrafı hangi bulabilir fotoğraf mi? İbrahim Kalın'la Baltı'nın görüşmesini den yansıyan bir kare var koridorda. Star gazetesinde vardı galiba. Ya biraz önce şey yani iki düştü. Mesela en azından o fotoğraf üstüne biraz konuşsak aslında Türkiye'nin birkaç kare var daha. Bu Türkiye'nin dosyalı psikolojik anlamda, işte kamuoyunu tatmin edilmesi açısından psikolojik anlamda Türkiye'nin biraz da bu daha önceki Amerikan hegemonyasıyla hesaplaşabilmesi açısından o fotoğraf üstüne bayağı konuşmak lazım bence. Çünkü daha önce uzun süre bu arada sözü şundan uzatıyorum. Belki reji fotoğrafı bulup verebilirse üstüne şey yapabiliriz. Öyle bir hazırlık. Uzun süre Ecevit'in işte Clinton karşısındaki bir fotoğrafı vardı. Küresel ölçekte o fotoğraf çok Türkiye'ye karşı kullanılmıştı. Türkiye imajının yansıtması açısından. Ama ondan sonra Tayyip Erdoğan'la birlikte o Ecevit fotoğrafı neredeyse defalarca. Şimdi bu fotoğrafa da baktığımızda, bu Bolton'la olan fotoğrafa baktığımızda biraz önce işte medyaya yansıyan. Zaten çok yaşlı bir amca Bolton, yani gördüğümüz kadarıyla bayağı saç başla dağınık, bayağı tedirgin. Evet, İbrahim ama Kalın anlatıyor ona bazı şeyler gibi, yani fotoğraflarda yani benim gördüğüm kadarıyla. Yani aksi bir konuşmasından öte bir konuşma ama şöyle bir şey, arkasında yani bir şunu bir koskunca şuraya gelmeye çalışıyorum. Yani bir savunma psikolojisi var orada. O fotoğrafta kendini savunmaya çalışan, aslında o suçlarının, şu hatalarının farkında olan. Evet evet. Suçlarının, hatalarının bir oyalama süreci içerisinde evet olduğunun farkında olan bir yüz ifadesi ve psikolojisi bu. Bu açıdan baktığımızda aslında tüm bu, yani Amerika'nın işte bu bütün politikalarını da yansıtan bir yönüne sahip. Tabii Trump'ın farklı bir yaklaşımı var, o ayrı bir mesele. Ama bu fotoğrafa biraz da o açıdan bakıp değerlendirmek lazım. Şimdi fotoğraftan sonra bir de New York Times'ta Cumhurbaşkanı'nın makalesine bakarsak, Türkiye'nin Suriye'de barışı sağlamak için bir planı var. Yani bir yandan işte gergin, sıkıntılı da geçse bugün görüşmeler, işte Baltın İsrail'de oradan Türkiye'ye mesaj da verse, Türkiye her seferinde, her krizde de varlığını bir şekilde evet teyit ediyor. Aynı anda Amerika Birleşik Devletleri'nde gazetede de Cumhurbaşkanı'nın bir yazısı ve beraberinde tabii mesajları çıktı. Evet. Ne dikkatinizi çekti makalede? Şimdi Türkiye'nin kafası net. Bunu görebiliyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ekibinin kafasının çok net olduğunu görebiliyoruz o makaleye baktığımızda. Oldukça sade,
sağlam bir dille yazılmış, ne istediğini bilen, net ifadelerle bunu ortaya koyabilen bir içeriğe sahipti metne baktığımızda. Özellikle Türkiye'nin Suriye'de bir planı var ifadesi, yani barışı sağlama konusunda, terörün yenilgiye uğratılması konusunda, DAEŞ'le mücadele konusunda ve Türkiye açısından belki de çok önemli olan bir konu, mültecilerin geri dönmesi ve Suriye'deki bu insani trajedinin sonlandırılması konusunda bütün bu açılardan baktığımızda Türkiye'nin bir planı var ve bunu Türkiye orada uygulayabilir. Ve bu uygulama esnasında hem bir yandan Amerika'yla hem bir yandan Rusya'yla bir yandan da İran'la eş zamanlı bir şekilde buradaki Suriyelilerin çıkarları doğrultusunda, Suriye'nin toprak bütünlüğü doğrultusunda müzakere edebilecek bir yapıya da sahibiz aynı zamanda. Bunun da Türkiye mesajını burada veriyor. Başında sanki şöyle bir şey gözleniyor mu? Türkiye ile ilgili DAEŞ, daha doğrusu Suriye DAEŞ'ten itibaren yönetilen algıya bir yanıt gibi. Çünkü Cumhurbaşkanı burada ilk defa işte 2016 yılında neticede gazetede çıktığında daha çok kesime ulaşır inşallah. DAEŞ'le mücadelesini Türkiye'nin dikkatini işte, DAEŞ'le mücadelesinin altını çiziyor. Kendisine tağut demesinden DAEŞ'in. Yani çünkü DAEŞ'le ittifak halinde bir Türkiye algısı yönetildi. Şimdi tam bunun karşısında. Belki yani o metinde de var. Türkiye tabiri kullanılmıştı aslında daha önce. Ya demokratik Türkiye DAEŞ'in. Türkiye'nin Suriye'de hani bu metinde de o vurgulanıyor aslında. Birkaç temel hedefi var. Yani bunlardan birincisi DAEŞ. Şöyle, birincisi aslında Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması. İkincisi bu Suriye'deki başta DAEŞ ve YPG olmak üzere, PKK olmak üzere burada ortaya çıkabilecek terör örgütlerinin yok edilmesi. Ve DAEŞ'le mücadelesinin özellikle Türkiye altını çiziyor her zaman. Ama o ajandayı takip etti Türkiye. Tabii. Yani başlangıçta YPG, PYD falan onlar yoktu. DAEŞ vardı. Tabii. DAEŞ'in Sayın Erdoğan hedef aldığına dair vurgular orada da var. Ve özellikle Türkiye'nin bu Cerablus Elbab operasyonunda 3000 civarında DAEŞ'liyi elimine etmesi... Ve Sayın Erdoğan çok sık vuruluyor bunu. DAEŞ'e karşı aslında gerçek anlamda savaşan tek ilk savaşan devlet Türkiye. Yani başka ilk savaşan değil mi? Devlet düzeyinde ilk mesela savaşan. Şimdi biraz da bana komik gibi geliyor. Bu Deir-i Zor'da ismini yanlış söyleyebilirim. Adamların Hacur da düşmanı ilan ettiği ülkelerin. Bir kasaba var orada. Bir kasabanın bu işte ABD'nin öncülüğündeki koalisyon o kasabayı DAEŞ'ten alamıyor bir türlü ve o kasabanın ele geçirilmesi için Trump Türkiye'den yardım istiyor. Ya bu hakikaten baktığınızda çok komik bir şey. Tabii ki bunun arka planına bakıp konuşabiliriz. Yani orada DAEŞ bir havuç olarak kullanılıp sürekli onun gösterilmesi ve onun üzerinden farklı planların, uygulamaların işte sahaya yansıtılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Onlar ayrı mevzular. Şunu son olarak şunu orada da tekrar söyleyeyim. Orada pardon bir şey daha söylüyor. O konuda belki bir fikriniz vardır. Yine DAEŞ'in tükendiğini Cumhurbaşkanı da teyit ediyor. Ancak bazı dış güçlerin diyor örgütün kalıntılarını bahane ederek Suriye'nin iç işlerine karışması ihtimalinden söz ediyor ve bundan endişe duyduğunu söylüyor. Buradaki bazı dış güçlerden kasıt kim? Kasıt Fransa mı acaba? Bilmem. Yani farklı ülkeler akla gelebilir tabii onu bilemiyoruz. Ama esas koalisyona baktığımızda Suriye'de DAEŞ'i bahane ederek Suriye'ye giden ülke belli. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve onun öncülüğünü yaptığı diğer farklı ülkeler. Fakat diğer farklı ülkeleri biz sadece Fransa örneğinde bir iki kere de İngiltere örneğinde yani kısmen gördük. Ama aslında bu Amerika Birleşik Devletleri'ydi ve ciddi anlamda PKK'ya, YPG'ye alan açmak için DAEŞ burada çok iyi kullanıldı. Ta ki Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na kadar, yani Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı, pardon daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'na kadar, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı aslında bir ölçüde PKK-DAEŞ'e karşı değil, yani Amerika'nın orada bizim başımızı örmeye çalıştığı planlara karşı da yapılmış harekatlar aynı zamanda. Ve Fırat Kalkanı'yla o terör koridoru ikiye bölündü, Afrin'le de bu koridorun tamamlanma ihtimali ortadan kaldırıldı. Şimdi Fırat'ın doğusu meselesinde Türkiye kendi ulusal güvenliği için, bakın bugün Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda da çok net bir şekilde vurgulanıyor. Hatta bu Baltın görüşmesinden sonra
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun işte tweet attı. Orada da söylüyor çok net bir şekilde. Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Bütün bu tartışmalarda Türkiye önümüzdeki süreçte kendi önüne çıkabilecek YPG kaynaklı muhtemel böyle senaryolara karşı şimdiden önlemini alıyor ve bunun müzakere edilemeyeceğini muhataplarına en üst seviyeden, en üst perdeden anlatmaya çalışıyor. İhsan Bey, şeyde makalede başka mesajları da var Cumhurbaşkanı'nın. Okudunuz mu makaleyi? Makaleyi okudum aslında. Makale üzerine bir değerlendirme yapayım ben genel üzerine. Şimdi bu Trump'ın geri çekilme meselesi gündeme yani gelince... Yani Suriye'deki Kürtler bahsinde... Biraz oradan yürümeyi düşünüyorum aslında. DAEŞ'i de katarak. Evet, ben işte Deniz Sabah'taki yazdığım yazıyı onayladım. Şimdi insan böyle bir şeyde nereden başlayacağını düşünüyor. Ben dedim ki yani Obama'nın kötü politikaları ne kadar sürdürülebilirdi? Bu arada Hasan Basri Bey'in de bir yazısı vardı aylar önce. O da gözüme takılmıştı. İşte aslında Amerika Birleşik Devletleri şeyden Suriye'den çekilebilir. Hatırlıyor musunuz kendi yazınızı bilmiyorum. Çok dikkat çekici bir şey aslında. Barzani örneğini söyleyerek. Evet aylar önce yani bu bir radikal söylüyorum. Bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri çekilebilir. O iyi bir öngörü o gün için. Şimdi şeyle bizim Suriye meselemize baktığımız zaman aslında Türkiye'deki PKK uluslararası yaygın örgüt haliyle FETÖ ve bizim müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor tezini Suriye Savaşı başladığı günden beri yaygınlaştırdılar. Aslında bizim süreçte Suriye'deki ilerlemede veya gerilemede diyebiliriz buna sürekli böyle arkamızda bir algı vardı. Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor, Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor. Aslında hatırlarsanız New York Times'la ilgili daha önce de yazılar yayınlamış Sayın Cumhurbaşkanımızın. Hatta biz şeyden sonra... bu Birleşmiş Milletler'de bir toplantıya Cumhurbaşkanımız gidecekti. Fırat Kalkanı Harekatı olmuştu. Buna rağmen bir Washington elitlerinde Türkiye algısı diye bir araştırma yaptık. Yani Amerika'daki önemli kuruluşla ortak. Ve burada DAEŞ'in Türkiye ile mücadele ettiğine dair o kadar cılız bilgiler vardı ki. Ve kimse bunu satın almıyordu. Hatta şeyden kongreden bir yetkili bir Türk arkadaşa şu soruyu soruyor. Yani şöyle bir soru sormuyor. Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor mu diye bir soru sormuyor. Türkiye DAEŞ'e neden yardım ediyor? Şimdi bu algıyı düşünün ve o günkü Türkiye'nin yani fiilen işte DAEŞ'e karşı savaşan tek devlet ve ilk devlet olmasına rağmen Batı'da hiçbir haberde yansımadı. Hayda işte onu dergilerinde Türkiye'yi ilk günden FETÖ'cüler itibaren operasyonlar yaptı kendi içimizde işte gazeteler o kadar bunu. Büyük hani şeydi şöyle bir algı vardı çıktı ki hocam onu da söyleyelim. Türkiye'nin DAEŞ'le mücadele yalanı. Tabii kesinlikle. Fakat şimdi o günden bugüne gelindiğinde ve bu makale muhtemelen yayınlanmadı daha. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde olan arkadaşlar diyor ki o kadar büyük yankı uyandırdı ki içeriğiyle yaklaşımıyla şunuyla da şeydi yani bugünden yankı uyandırdı. Niye? Artık bu DAEŞ mevzusu üzerimizde bir kabus gibi değil. Ve dünya kamuoyu da yavaş yavaş böyle DAEŞ'in de çok da portatif bir örgüt olduğunu veya Batı menşeili kurgulu bir örgüt olduğunu görmüş oldu. Bu arada Türkiye bir kendi haklılığını ortaya koydu. İki ben bazen bunu kullanıyorum. Çok da beis görmüyorum. Aslında bizim müttefikimiz sayesinde önce kendi bir sürü yanlış yaptı. Sahayı Rusya'ya kaptırdı ve Amerika Birleşik Devletleri şuna inanıyor ki asla Suriye'de birinci sınıf bir rol oynayamayacak. Bence akıllarında olan muhtemeldir ki onlar Irak'a çekilerek, güçlerini oraya kaydırarak Irak'ın da bütünüyle İran tarafından yönetilmesini istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Suriye'de oynayamayacağı rolünü Amerika Birleşik Devletleri belki Irak'ta oynayabilir. Bizim mevzumuza gelince şu an dünya kamuoyunda yavaş yavaş o 3-4 yıl önceki algı yoktur. Türkiye'nin yaptıkları, ettikleri duruşu ve o üzerimizdeki işte DAEŞ'e yardım ediyor kabusu dağıldı ve ben bu hem Trump'ın çıkışının hem bu makalenin de çok etkili olacağını düşünüyorum. Bir de bu Kürtler mevzusunda galiba ya Ömer Çelik bir ifade kullandı. Bence bizim sıkça da kullanmamız gereken bir şey var. DAEŞ Kobani'ye saldırdığı zaman 150 bin kişiyi 3 ya da 4 günde ve Türkiye Cumhuriyet Devleti aldı ve dünyada hiçbir devletin güç yetiremediği bir organizasyonla 150 bin kişiye ekmek, su ve gıda verdi ve Türkiye'de yerleştirdi. Şimdi hani Kürtleri koruyacağız derken yani korumaysa işte Türkiye bu Kürtleri koruyor. Ha, zaten terör örgütünü koruyacaksanız başka bir şey. Dolayısıyla şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde algı Türkiye için açık. Belki bizim o 2 yıl önce yaptığımız araştırmayı tekrarlasak muhtemelen %30-%40 düzeyinde daha olumlu
şeyler alabiliriz. İşte burada belki bizim bugüne kadar çok çekindiğimiz, büyük hamleler yapmadığımız diplomasi hamleleri devreye girebilir. Bazen bir devlet, bir medya, bütün kanaat önderleri size kapalıyken lobiciliğin çok da etkisi olmaz. Şu an hep diplomasi alanında batıdaki bizim diplomatlar hem de lobicilik alanında batı kamuoyunu etkileyecek bir pozisyonumuz var. Çünkü Cumhurbaşkanımızın şöyle bir duruşu var. Ya biz haklı olalım, doğru olalım. Kavga ise kavga ama bugün bu haklılık karşılığını bulur. Yani şu an bence bu şey sonrası, Ahmet Hoca sonrası, Binali Bey'in başbakanlığından sonra olumluya giden diplomasi yavaş yavaş karşılığını bulmaya başladı. Ve dünya kamuoyunda da biz artık o Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor pozisyondan çıkmış bulunuyoruz bence. Yeter ki biz haklılığımızı yüksek düzeyde dillendirmeye devam edelim diye düşünüyorum. Hasan Basri Bey, Amerika nasıl çekilecek? Yani tabii ki herkes için bir muamma soru ama. Hayır, beraberinde şunu da söylemek istiyorum. Bu çekilmeyi Türkiye bekleyecek mi? Çünkü bir yandan da biz gireceğiz diyor. Nasıl bir takvim izlenmeli? Sizin bu konuda bir şeyiniz de var. Ya ben sesli sorgulamanız ve öneriniz de gözüküyor diye hani, hep karşılaştığımız sorun ne? Amerikalılar bizi oyalamaya çalışıyor. Münbiç'te bir takvim açıklandı ve o takvimi ellerinden geldiğince yaydılar. İşte bugün yine bir takvim açıklandı. İlk önce 3 ay mı denildi? Sonra işte 120 güne vesaireye çıktı. İşte bir sürü yol kazasına uğrama ihtimali var. Baltı'nın geldiği, Baltı'nın yaptığına benzer ziyaretlerle karşılaşmak her an mümkün. Amerikan bürokrasisi sahadakiyle, Washington'ındakiyle sürekli Trump eğer çekilmeyi istese dahi çekilmeyi gerçekleştirmemek için elinden geleni yapacaklar. Dolayısıyla biz her türlü alternatifi aklımızda bulundurmalıyız. Evet. Bence İhsan Bey'in anlattığı gibi son 2 yıllık, 2,5 yıllık bir dış politika çizgisi var ki bana sorarsanız şöyle bir alt alta yazın yani Katar'dan Kaşıkçı'ya, Kudüs'ten İdlib'e, Astana'dan Soçi'ye, Tahran'dan bilmem neye şöyle alt alta yazın. Kusursuz yönetilmiş bir dış politika öyle manevralarla inşa edildi ki en son gelip dayandığımız noktada Trump iyi ben çekiliyorum siz ne yaparsanız yapın demek durumunda kaldı. Şimdi böyle bir kurguyu uzun müddet inşa ediyorsunuz ve sizin istediğiniz bir tek şey var. PYD üzerindeki Amerikan koruması kalksın. PYD'nin üzerindeki Amerikan koruması kalktıktan sonra mesele çözülmüyor. Ama bizim için bir kapı aralanmış oluyor. Artık bu meseleyle biz kendimiz yüzleşeceğiz. Kendi bileğimizin hakkıyla ne kadar çözebiliyorsak çözeceğiz. Ama kapı aralandı demek Amerika pılıyı pırtıyı topladı ve yarın gidecek demek değil. Zaten öyle bir gitme de beklemiyoruz, ummuyoruz da. Yani tarihinde de yok zaten. Yani şöyle olmasını mesela tercih ederiz. Amerika kara birliklerini çeksin, oradaki üst bölgelerini bize mesela koordineli bir şekilde devretsin. PYD'yi bizim yerimize Amerika şimdi yani bütün senaryolardan bahsedelim. İyi bir senaryo olarak anlatıyorum bunu. PYD'yi Amerika kendisi tasfiye etsin, silahları toplasın. Karşılığında hava sahasını korumaya devam etsin vesaire. Biz bunları tercih ederiz. Ama bu tercihlerden hangileri Amerika ile koordinasyon çerçevesinde alınabilir? Bu ciddi soru işareti. Dolayısıyla bütün hep benim kafamın içerisinde hala oyalama, oyalanma, öteleme ihtimalini kafamızda bir yerlerde tutmamız gerekiyor. Neden 120 gün sonra ki devir? Devir neden öyle olsun? Öyle olmasın. Madem birbirimize karşı güvensizliklerimiz var, somut somut adımlar atalım mesela. Evet, Türkiye yani Tel Abyad'dan bir yerde Amerikalılarla konuşalım bunları. Eğer gerçekten 120 günün sonunda çekilecekseniz biz şimdiden şu bölgeye yerleşelim. Tel Abyad bölgesine yerleşelim. Biz şimdiden Münbiç bölgesine yerleşelim. Biz şimdiden Fırat'ın doğusundan, Kobani civarından, Aynel Arap tarafından girişi yapalım. Süleymanşah Türbesi üzerinden o bölgeyi bir koruma altına alalım. Adım adımsa madem hadi buyurun şey. Şimdi 120 gün dolacak. 120 günün sonunda ya evet çekileceğiz ama bizim şu şeylerimiz eksik kaldı. Bunu bir 120 gün daha atalım denmesi ihtimaline karşı Türkiye ara kategoriler yaratmalı. Yani demeli ki ben sana güvenebilirim, güvenmeyebilirim. 120 gün sonra ne olacağı belli değil. Gerçekten samimiysek,
gerçekten biz koordinasyon yapmak istiyorsak ben bir şuraya bir ayağımı basayım. Yani Fırat'ın doğusuna ayağımı bir basayım. Orada birkaç üst bölgesini beraberce şöyle bir koordine edelim, el değiştirsin. Ondan sonra yavaş yavaş ilerleyelim. Neden 120 gün sonra oluyor bu? Şimdi bu tür şeylerle Amerikalıları somut adım atmaya zorlamak lazım. Burada iki tane argüman kuvvetli bir şekilde kullanılabilir. Bir, tabii. Kardeşim benim 4 milyon mülteci barındırıyorum. Artık benim üzerimde bir baskı ve aynen. Özellikle Menbiş bölgesi Aynel Arap nüfus barındırabilecek bir yer. Menbiş çok kıymetli bir yer. En az 500 bin kişi gidip orada tekrar yaşayabilir. Aynel Arap aynı şekilde. Ben artık bu baskıyı kırmam lazım. Yani yavaş yavaş mültecilerden geriye dönüş olması lazım. İkincisi aynen. Bu Suriye siyasetinde ve dünya siyasetinde hiçbir etkisi olmayan Avrupa Birliği'nin devreye sokulması mümkün bu konuda. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi buraya geri dönüşü hızlandıracak bir sistemdir. İstikrar sağlanan yerlere nüfus geriye dönüyor. Bu konuda Avrupa Birliği'nin de bence bir argüman olarak devreye sokulması lazım. Çünkü Türkiye'deki göçmen nüfus aynı zamanda onları da tehdit eden bir şey. Yani mesela Türkiye ne yaptı işte bu İstanbul zirvesinde Almanya ve Fransa'yı bilinçli bir şekilde sürecin içerisine dahil etti. Çünkü biz şunu da istemiyoruz. Suriye'de Rusya ile kafa kafaya da kalmak çok isteyeceğimiz bir şey. Baş başa kaldığımızda Suriye. Tabii Rusya, evet. Rusya'nın Rusya ile baş başa kalmak da çok tercih edeceğimiz bir şey değil. Avrupa Birliği'nin sürecin bir tarafında olması, Amerikan hava güçlerinin bir şekilde koalisyon güçlerinin hala buralarda var olması falan. Alternatiflerin çok olduğu bir düzlem bizim hep tercih edeceğimiz bir düzlem. Ama bu zamana kadar alternatifler hep bizim aleyhimize çalışıyordu. Şimdi onu tersine çevirerek. Avrupa Birliği ile ilgili kastı biraz daha açmak açısından söylüyorum. Avrupa Birliği'nin ya da birliğin bazı ülkelerinin bölgedeki askeri varlığından bahsetmiyorsunuz. Yok herhalde. Ben şöyle mesela Türkiye'deki mültecilerin varlığı Almanya'yı tehdit eden bir şey. Evet. Avrupa'yı da tehdit yani eden bu, bir şey. Türkiye'nin orada siyasi olmasına destek vermesi Türkiye'deki göçmenler yani tamam. Türkiye'deki mülteciler tamam. Kendi ülkesinde yaşasın tezi Avrupa'nın tamam. En çok isteyeceği yoksa tezi. Almanların, Fransızların yoksa askeri olarak bu bölgede ya var olabilecek o gerçek. Şimdi tabii bir şey var. Mesela Fransızların Amerikan bayrağının gölgesinde oradan bir oradan kabadayılık varsa toplama isteği var. Ama çok Amerika arzu olmayınca da, ne kadar olmayınca da kendi başına yapabilecek. 3 saat duramazlar. 3 saat duramazlar. Askerde gönderse duramaz. Yani aynen. Onun öyle bir inisiyatif kullanmasını yaralılarını da beklemiyoruz. Yaralılarını helikopterle taşıma imkanı dahi yani, olmadığını. Evet. Amerika için gerçekçi olmayan bir proje hiçbir Avrupa ülkesi için gerçekçi olamaz. O yüzden şimdi onlar da bir ikilemde kalıyor. Tırnak içinde Kürtleri korumak ki bu söyleme meşruiyet kazandırmak içindir. Benim anladığım son tahlilde Kürtler ifadesinin kullanılması pekala herkes kim olduğunu biliyor. Kimden? Türkiye. Şimdi Türkiye'den. Türkiye'den olunca Türkiye'nin oradaki varlığından yararlanmakla bunu yan yana getirmek aynı paragraf içinde cümleyi de bırakın kullanmak bile zorlaşıyor. Ve onlar da yeni bir dil geliştirmiyorlar. Aslında tam da İhsan Bey'in söylediği şeyde yeni bir dile ihtiyaçları var. Çünkü siz orada Kürtler dedikçe ve Türkiye'nin orada inisiyatif almasını engelledikçe ya da desteklemedikçe ya da şöyle, size gelen göçmen sayısı artıyor. Yaşayan 750 bin Kürt vatandaşı Suriyeli nereye gidecek? Yani bunların da gidip tabii yerleşmesi ki gerekiyor. Ve aslında olsun. Şöyle bir şey oldu. Hani her şehirde bir hayır vardır derler. Eğer Afrin boşaltılmış Rusya'nın kontrolünde bir yer ya da ne bileyim başka bir meşru gücün kontrolünde bir yer olsaydı ve Türkiye'nin oraya girmesine gerek kalmasaydı tırnak içinde söylüyorum. Aslında Türkiye'de, Suriye'de işte böyle yapmamız gerekiyor diye gösterebileceği bir örneği ortaya zor koyacaktı. Şimdi öyle bir örnek ortaya koydu ki bunu kendi gücüyle yaptı. Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin meşru görmediği İran'ın en azından müdahalesizlik desteğiyle yaptı. Rusya'nın Birleşik Devletleri'nin hala karşısında olduğu ve ambargo uyguladığı, hala bir pakt anlayışıyla baktığı Rusya'nın güvencesiyle oldu. Hava güvencesi de, kara güvencesi de, siyasi güvence de meşrulaştırılan unsurlarla bir tanesi. Bununla oldu ve amaçlanan ne Suriye'de? Güvenlik olsun, rejim insanlara zarar vermesin, çeteler, örgütler insanlara zarar vermesin ve oradan göçmüş olanlar geri dönsün ve yerelde kendini yönetebilir, ticaretini devam ettirebilir durumda olsun.
Bunların tamamı Afrin'de sağlandı. Dönenlerin tamamı baktığınızda 300 küsür bin, 400 bine yakın. İki düzeltiyorum, 280 küsür bin. 300 bine yakın. 300 bin Türkiye'nin Suriye'de barışı sağlamak için bir planı var cümlesi. Şimdi, boş bir cümle. Değil, o planın bir örneği orada var. Şimdi bu bir örneği Türkiye tek başına verdi. Amerika'nın karşıt, muarız yahut muhalifleriyle katılımıyla diyelim. İki terör ölçüler. Grubu, iki terör grubu bu istikrarı bozmaya çalışıyor. Ve PKK, bu iki terör grubuyla da mücadele PKK ederek. PKK hem Afrin'de hem Cerablus'ta zaman zaman işte motosikleti şu patlama eylemleri yapıyor, evet, ki buradaki istikrarı diğer bölgelerdeki Suriyeliler görüp de buraya akış yapmasınlar. Ve bunun karşılığı var. Makaleden iki cümle de söyleyeyim lütfen üstünden devam edin değerlendirmeye. Savaş koşullarında birçok gencin başka seçeneği olmadığı için Türkiye ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG saflarına katıldığını biliyoruz diyor. Çocuk savaşçılardan söz ediyor fakat sonra da diyor ki Suriye'nin kuzeyinde nüfusunun çoğunluğu Kürt olarak kurulacak yerlerde, yerel meclislerde Kürt toplumunun temsilcileri çoğunluğu oluşturacak. Ancak diğer tüm kesimlerin adil bir şekilde siyasi temsil hakkından faydalanmaları sağlanacak. Model anlatılıyor yani. Türkiye'nin bir Kürt karşıtı olmadığının ilanıdır. Bir kez daha ilanıdır. Evet. Çünkü gelen nüfus 3 milyon civarında, işte 3,5-4 toplamda 4 milyon. Ama 3,5 milyon civarında düşünürseniz neredeyse %10'u. Ya sadece Afrin bölgesinde ve geriye dönmüş. Elbap konusunda bir şey söylemediler. Orada DAEŞ var diye humurdandılar filan ama Afrin'de ya, kimse destek vermedi biliyorsunuz. Bu konuda söylenecek en önemli şeylerden bir tanesi Türkiye'deki mültecilerin, Suriyeli mültecilerin 350 bini Kürt. Tabii daha fazla. PKK'dan kaçan. Ya en az 350 bini ve PKK'dan kaçıp evet, Türkiye'ye sığınan. Evet, yarısına yakını Kürt. PKK'dan kaçtı. Diğerleri DAEŞ'ten kaçtı. Bu arada bir şeye daha dikkat çekelim. Şimdi tam Türkiye işte Fırat'ın doğusuyla ilgili konuşurken HTŞ yani işte El-Kaide, Heyet-i Tahrir Şam altında başkonsorlar da var falan. Bunlar da ağırlıklı olarak bu Türkiye dünyadaki El-Kaide organizasyonunu Batı, Suudi Arabistan üzerinden organize etmiştir. Ve dünyanın her yerinde şiddet uygulayan bu örgütün Suudi Arabistan'a bir gram zararı olmamıştır bugüne kadar. Çünkü kimin El-Kaide mensup olduğunu, kimin gönderildi, kimin vazifesinin ne olduğunu biliyorlar. Kendilerine risk verirse de tepelerler hemen. Evet, Tahrir Şam içeride hır çıkarmaya başladı. Yine Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde bir bakıma Özgür Suriye ordusunun dikkatini kendi taraflarına çekiyorlar. Şimdi bunların muhalifleri rejim, Rusya savaşıp onları yok etmek istiyordu. Diğer taraftan İran. Eskiden şöyle bir proje vardı, üçü de olmadı çok şükür. Bir, İran diyordu ki rejimle beraber biz İdlib'e saldıracağız. 1,5 milyon insan Türkiye'ye geçecek, içinde 20 bin tane de silahlı adam geçecek. İki, Amerika Birleşik Devletleri bir dönem bu tezi savundu. Biz İdlib'e saldıracağız ve işte 1 milyon insan Türkiye'ye geçecek, içine şu kadar savaşçı. Sonra Rusya rejimle beraber bu projeyi devraldı. Neyse ki Türkiye ya Birleşmiş Milletler'in iflas ettiği bir dönemde bir BM fonksiyonu üstlenerek İdlib'de istikrarı sağladı. Peki şimdi bu istikrarı sağlayan Türkiye'nin müttefiki ÖSO'ya Heyet-i Tahrir Şam'ın saldırmasının anlamı nedir? Burada da şunu bilmek lazım ki bu örgütler büyük oranda Birleşik Arap Emirlikleri'nin o zeki dahi prensleri ve Suudi Arabistan desteğiyle olan şeylerdir. Oraya karşı da bugünlerde teyakkuzda ve dikkatli olunması gerekir diye düşünüyorum. Yani PKK... Çünkü orada belli bir bölgeyi de ele geçirdiler. Tabii. PKK bir bölgede istikrarsızlığı oluşturmak istiyor ki oradaki refah ortamı gözükmesin. Heyet-i Tahrir Şam da öbür tarafta. Demek ki bizim o taraftaki insanları da nihayetinde onların hayatını Türkiye garantiye aldı. Belki de yüz binlerce insan ölecekti ama bir terör örgütü için yüz binlerce insanın ölmesinin çok bir kıymeti yoktur. Onlar yine kendi o çıkarlar için uğraşacaklar diye düşünüyorum. Bu radikalleşmeden de radikalleşme sorunu konusunda da bir çözümüm var diyor Türkiye ama o şeyin içerisinde pek açılmamış. Ama bu ama şöyle başlıklar sorulur. Zaten yeteri kadar zengin ve bir de hem Suriye soruna teşhis çok iyi yazıda hem de
Batılılar meseleye nasıl bakmalı konusunda evet. da bence de, çok şey duyarlı bir metin. Bir de şunu söylemek lazım. Araya gidip dönüp devam edelim. Kısaca söyleyeyim yani peki. Rusya'nın, İran'ın cirit attığı bir sahadan bahsediyoruz. Evet. Batı'ya diyor ki Türkiye kiminle iş yapmak istersiniz? Evet. Ona bakın işte. Burada belki evet. önümüzdeki bölümde şunu da konuşabiliriz. Bir Amerika-Türkiye müttefikliğine de fırsat veren tabii. bir şey bu aslında tabii. bu son girişim. Bir ara veriyoruz. Birazdan buradayız. Bizden ayrılmayın. İhsan Bey, tam araya girerken bir cümle kuruyordunuz. Ben müsaade etmemiştim ama tam da böyle Atlantik ötesi ilişkileri Ankara-Washington başka bir cepheden kuran bir cümle. Onun için buyurun. Şimdi Suriye ortamına baktığımız zaman herkesin müttefiki var. Yani işte Suriye rejimiyle Rusya müttefik, İran'la Suriye rejimi müttefik. Zaman zaman üçü birlikte müttefik, İran'la Rusya müttefik ve büyük güç olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman NATO üyesi Türkiye ile müttefik değil, İran'la müttefik değil, rejimle hiçbir hukuku yok. Koalisyon var, IŞİD'le mücadele koalisyonu neydi belli değil ve müttefiklik olarak elinde kala kala PKK var. Yani sadece PKK ile müttefik olan bir dünya devi var, bir de bir sürü ilişkiler olan Rusya ve Türkiye var. Aslında bu Obama'nın, Trump'ın çekilme süreci Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'ye tekrar müttefiklik imkanı veriyordu. Bu Türkiye'nin aslında çok yönlü, çok taraflı diplomasi açısından sıkıntılı bir şey değil. Biz Rusya ile de süreç yürütürüz, Amerika ile de çalışırız, Batı ile de çalışırız. Bu bize uygun. Ama bence Amerika Birleşik Devletleri'ni bu Türkiye'sizlikten kurtarabilirdi. Onun da sahada güçlü, işte Suriye sınırı olan, ordusu olan, bir zaten geleneksel müttefiki olan Türkiye ile tekrar ittifak yapma şansı Amerika'nın eline geliyordu. Bence bu sürecin devam ettirmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Bu yazıyla ilgili ben de bir şey ekleyeyim. Benim açımdan en fazla dikkat çekici olan kısmı da o ilişki biçimini kurarken Trump'a bir ip atıyor olması yazının. Diyor ki Trump'a, yani sen iç politikada aktifsin, dış politika senin çok umurunda değil gibi gözüküyor. Ama burada da başarılara ihtiyacın var. Ve sen Türkiye ile beraber hareket edersen DAEŞ'i yenmiş bir başkan olma imajını Amerikan kamuoyuna satabilirsin. Ben burada sen bana PYD'yi ver, karşılığında alacağın şey de iç kamuoyuna bunu oynamak. Bunu oynayabilirsin. Dolayısıyla aslında Türkiye neyi işaret etmiş oluyor da Trump'ın iç kamuoyunu yönetmeye yönelik dış politikayı kullanma amacını çok net görmüş Türkiye. Ve o anlamda Trump'a bir şey de sunuyor, bir ip de sunuyor. Eğer Trump Obama tutulursa, politikalarının Suriye'de başarısız olduğunu kendi de resmediyor. DAEŞ'e bunlar söylüyor. Yardım etti evet, diyor. Evet, DAEŞ meselesinde. Dolayısıyla hani şimdi DAEŞ'in yenilmesiyle ilgili aslında ortada çok bir şey yok. Yani DAEŞ bir cebe girdi ve orada şey... O yenilip bitmesi falan mesele değil. Yani bunlar tamamen bahaneden ibaret. Türkiye diyor ki ben burada bu güvenliği ve istikrarı sağlarım. Sen de muzaffer bir şekilde buradan çekilirsin. Bu aslında Trump'ın alabileceği bir argüman. Bu bahsettiğiniz konuyla ilgili bir şeyi işaret etmek isterim. Aklımın kenarında tutulması açısından. Trump'a yönelik bir dava var biliyorsunuz. Seçildiğinden beri devam eden. Zaman zaman gelen, zaman zaman da unutulan, şu son zamanlarda da en yakınındaki isimleri de itirafçı yaparak, işbirlikçi yaparak ya da oradaki şey hukuki terimiyle söylüyorum bunu, bayağı da bir mesafe aldı savcı burada. Şimdi Trump bu dava süreci bir gerçek soruşturma mı yoksa bir tür Hakan Atilla davası süreci mi? Ben bundan çok emin değilim. Ve dikkatimi çekiyor. Bu süreçte ilişkileri sorgulanan isimlerle Amerika Birleşik Devletleri'ni, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Bahreyn ya da Mısır eksenine bağlayan karakterler aynı karakterler. Çok akraba karakterler ya da. Hı hı. Ve bu soruşturmanın içerisinde de onlar var. Dolayısıyla aslında Trump'ın biraz da iç politikada hem bu soruşturmadan da rahata ermek için o bağlantılardan, o yüklerden kurtulması gerekiyor. O da bir
politikalarını değiştirmekte yahut biraz daha farklılaştırmakta bir unsur olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o da ya bu yıl içerisinde bir sonuca varmak zorunda ya da önümüzdeki yıl zaten seçim sürecine gelecek, manası kalmayacak soruşturmanın. Trump bir checklisti var Trump'ın. Yani aslında bu şey olarak anlatılır. Böyle tarihte büyük stratejik başarılar elde etmiş komutanlar için anlatılır. O komutanların şeyleri yoktur, büyük doktrinleri yoktur. Sadece checklistleri vardır denir. O checklistler çok esnekleştirilebilir ama Trump bunu Amerikan kamuoyuna verdiği taahhütleri birer checklist haline getirdi ve onların yanında birer birer tık atıyor. Hmm. Tamamen bunun üzerinden yürüyor ve Suriye bunların en iyi örneklerinden bir tanesi olabilir Trump için. Türkiye'nin bence hani şey yaptığı yer, çalıştığı yer tam da orası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı telefonda ikna edebiliyor olmasının bence püf noktası tam da orası. De Amerikan halkının zihnindeki Irak hafızası. Bir de kendi vaatleri yani. Trump'ın kendi vaadi. Bakın ben vaadimi hızlı, kolay, ucuz bir şekilde yerine getiriyorum. Nokta. Hı. Tik atacağım oraya. Ya da işte Obama gibi çıkıyorum Irak'tan deyip çıkamıyor değil. Öbür türlü ne yapacak mesela? Hı. Öbür türlü ne yapacak? Onu henüz çek etmedik. Yani çıkıyorum deyip de çıkamıyorum dedirtmemek istiyor. Bakalım başarabilecek mi? Biraz o durumdayız şu anda. Şimdi mesela ne yapacak yani? Çıkmasa, Türkiye ile bu anlaşmayı yapmasa ne olacak? İşte bir soğuk savaş modeli gibi böl Suriye'yi ortadan ikiye veyahut da üçe dörde. Türkiye'de var çünkü. Bir kısmında Ruslar hakim, bir kısmında İranlılar hakim, bir kısmında Amerika hakim. PYD ile çalışmaya. Nedir bu görüntü? Bu görüntü hiç Trump'ın kafasındaki o checklist siyasetine hiç uymuyor. Dolayısıyla o hani bitti, gidiyorum, çekildim. Irak'tayız. Bunu satın alan bayağı bir çevre var Amerika'da. Tabii. Zaten işte tam da o. Amerika'da şimdi... Amerika'da Trump'a oy verenlerin İhsan Bey yapsın bir değerlendirmesini. Yüzde kaçı Suriye'de ne kadar asker olduğunu, ne olduğunu ne kadar biliyor? Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Yani çok siyasi elitleri falan filan. Ama Suriye'den askerlerimiz döndü dediğinde seviniyor. Döndü, bitti, geldi. Kalacak dediğinde, onları alıp Irak'a götürse... tamam döndü bitti dediğinde olay bitecek ve Trump için çok kolay bir zafer olacak bu. Evet. Tam da Türkiye'nin şey yaptığı yer orası böyle. Sonuç bence alabileceği Trump'ın yer. Bence Trump'ın Irak'tan dolayı hayıflandığı bir mesele var. Diyor ki biz Irak'ta gittik, savaştık, askerlerimiz öldü. Menfaatimiz nerede? Petrol yine onlar için akıyor diye. Muhtemeldir ki bunu belki ileride görürüz. Amerika Birleşik Devletleri yoğunluğunu Irak'a vermeyi düşünüyor. Yani Suriye'de başatrol oynamayacağını anladıktan sonra göz göre göre aslında Irak İranlaşıyor. Yani İran'ın bir toprak parçası gibi oluyor. Muhtemeldir ki Amerika Birleşik Devletleri zaten İran'ı baskılamak gibi bir amacı var. Yoğunluğunu Irak'a verip Irak'ta etkinliğini artıracaktır diye düşünüyorum. Bu da aslında bizim için bir ikinci kazanım haline dönüşüyor. Çünkü İran'ın Irak'ta bu kadar at koşturuyor olmasından biz de rahatsızdık. Bir dengesi olması. O da oraya bir denge unsuru olarak biraz daha, her zaman oradaydı da hani biraz daha etkin olacak yani. Çünkü hükümetin kurulmasına falan biraz müdahil oldu Amerika'da. Bence bu DEAŞ'ın varlığından Amerika Birleşik Devletleri kadar, o Batılı İstihbarat Örgütleri kadar İran'da istifade etti. Tamam. Karşıtlığında Haçlı Şabi diye milisler üretti ve o milisler daha sonra Irak ordusunun yani içine kapattı. İran 79'dan bu yana yayıldığı en büyük coğrafyaya yayıldı. Yani işte şöyle bir tanımlama. Esrar Kahve'nin palazlandığı yer Tahran. Irak El-Kaide'sinin bizim liderinin. Şöyle düşündüğümüzde de bize hep şöyle anlatıldı. Yani İran'ın yayılmacıları biz hani daha çok mezhepi yayılmacılık olarak okuduk ama aslında milis yayılmacılık. Milis yayılmacılığı. Yani tabii. Silahlı güç kimdeyse o orada. Nerede? İşte para gücünü kullanamazsınız. Ne kullanacaksınız? Silahlı güç. Onu da başka ülkelerde kullanamazsınız. En iyi orada kullanırsınız. DAEŞ'i bütün dünya konuşuyor. Şimdi mesela kimse çok anlaşılır bir şey bu. Genelde Ensar Olay Örgütü. Tabii ki. Yine 1980'li yıllardan itibaren başlatılan, İran tarafından beslenen, büyütülen ve şu anda yani ülkenin şu andaki başkent Sana dahil olmak üzere büyük bir kısmını kontrol ediyor. Ve Ensar Olay Örgütü tıpkı şey gibi, Hizbullah gibi. Aynı şekilde hani ya o militan yetiştirerek müdahale etme girişimi İran tarafından evet, başarılı uygulandı. Sonuç yaratır mı? Yani başka bir yere dönüştürür mü? Tam hocam bahsettiği şey. Yani Irak. Irak'ta Irak Şiiliği diye bir şey var. Yani çok ayrıntısına vakıf İran'dan değilim çok doğrusu. İran'dan çok farklı Irak'tan bir şey. İran'dan farklı.
aslında Yemen örneği o bakımdan siyaset. Yemen'de de bir Yemen Şiiliği vardı. Yani o da Zeydiye. O da farklı. El sünneti fakat, daha yakın. Fakat dikkat edin, bizde de öyledir. Ama bütün dini yani liderlerini yahut işte kanaat önderlerinin yetiştiği yerde İran'dır bir şekilde. Bağlantısız bilmiyorlar yani. Bu ama ne kadar zamanda etki yaptı İran, Yemen için zannediyorum bir 40-50 yıldan falan bahsediliyor. Çok uzun sürdü çünkü Yemen onu çok kabul edemiyor. Şimdi Irak'ta da sanki biraz Irak Şiiliği öne çıkıyor. Yani İran'ın dengeleyici, bir akıllı devletle kendinden olan bir engelleyici bence daha başarılı bir sonuç doğurabilir. Bir akıllı devletle bir akılsız devlet örneği verelim. Yemen, Suudi Arabistan hemen yanında toprak komşusu. Ve şeydeki Yemen'deki Zeydiler de Şia'nın en yakın kolu. Yani Şia ile bayağı mesafeleri var. Şimdi Suudi Arabistan devleti şu Yemen'in elektrik organizasyonunu yapsa, suyunu temin etse, işte GSM hizmetlerini yapsa, altyapı hizmetlerini yapsa, Suudi Arabistan'ın yanında kocaman bir devlet daha, Suudi Arabistan yedeğinde bir devlet olur. Fakat siz kafasız bir şekilde bütün varlığınızı, yoğunuzu, petrodolarınızı, şununuzu Amerika'ya teslim edip fantastik işlerle uğraşınca, işte Kaşıkçı cinayeti gibi Türkiye ile mücadele etmek, böyle şeyleri kalkıştığınız zaman ya Cidde'de başka bir batılı bir şehir yapmak, yeni bir şey, adam kalkar gelir, milisini gönderir, adamını yetiştirir, senin şeyini yani meclisini yukarıdan füzeleyecek, füzeyle seni meclisini vuracak sistemi de orada kurar ve Yemen'i senin elinden alır. Burada bence şeyde Yemen konusunda Türkiye'nin bir hakem rol olarak devreye girmesi lazım. Çünkü Suudi Arabistan'da siyasi akıl yok. İran gayet akıllı oynuyor ama nihayetinde oradaki insanların da bir hakem devleti ihtiyacı var. Muhtemeldir ki yani Yemen'de Türkiye'nin rolünü artıp bir hakem devleti olarak devreye girmesi gerekiyor. Belki sen onu söylediği gibi İran tam bu işi, milis işini iyi yapıyor ama yani %50 o iyi yapıyor. %50 de akılsız devletlerin akılsızlığından yararlanıyor. Kesinlikle. Ya İran'ın sistemi çok basit. Yani İran uluslararası sistemin dışında bir aktör. Dolayısıyla hava kuvvetleri inşa edemez. Dolayısıyla kara kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde çeşitli teknolojik sıkıntıları bilmem neyi yaşayacak. Bu nedenle İran'ın ağırlık verdiği iki şey vardır. Bir, füzeler. Çünkü buradan attığınızda bulursunuz. İki, milisler. Yani bütün sistemi buna dayalıdır. Üç, nükleer silah geliştirecekti, geliştiremedi. Yakalandı. Şimdi bu ikisi füzelerle kendi kıtanı koruyorsun. Bu kıta kendi şeyini, sahanı koruyorsun. Bir de bunu ileride başlatmak istiyorsun. Nerede? Yemen'de, Lübnan'da, Filistin'de, bilmem nerede. Milislerinde de bunu yapıyorsun. Yani insan, yani Suriye Savaşı'na, insan çok daha ucuz ve erişilebilir bir şey. Şiilik doktrini üzerinden yapıyormuş gibi gözüküyor ama bunu benle Şiilikle, Şiicilikle falan filan hiçbir şeyle alakası yok. Tamamen bir Pers İmparatorluğu tarzıdır bu. Oradan getirdiği garibanları 100 dolar civarında ücretlerle dünyanın dört bir tarafında savaştırıyor. Bunu da 30 yıldır, 40 yıldır en azından İran İslam devriminden bu yana bir alışkanlık haline getirmiş. Hatlarını kurmuş, yatırımını yapmış. İşte buna karşılık neye yatırımı yok? F-16'ya yatırımı yok. Buna neye yatırımı yok? İşte ne bileyim modern tanka yatırımı yok. Yani bu alan böyle bir alanda. Suriye Savaşı'nın birinci ya da ikinci yılında daha tam savaşa dönüşmemiş. Yani isyanlar falan var. Bizim de Dağlıca'da askerler şehit edilmişti. Kanalı birisi dedi ki ya işte elinizde araştırma var mı falan dedim. Valla bugün kafam bozuk, araştırma falan getirmeyi düşünmüyorum. Suriye analizi yaptım. Ben Rusya'nın o zaman Suriye'de bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. O zaman dedim ki ya İran'ın İran topraklarından, Irak üzerinden, Suriye'den, Hizbullah'a kadar uzanan bir hattı var. İran biliyor ki Suriye düştüğü zaman sıra kendisine gelecek rüzgar olarak. Dolayısıyla savaşı Suriye topraklarına yayacak. Ve nihayetinde Suriyelilerin ölümüyle tamamı biliyorsa İran için çok dert değil. İran savaşı burada tutup kendisini sağlama alacak. Yeter ki İran'a gelmesin. Ve asla da Suriye rejiminin düşmesine fırsat vermeyecek. Ben bunu söylediğimde işte o gün hükümete etki eden danışmanlardan aklı evvelin birisi haber göndermiş. İhsan Aktaş'ın Suriye yorumlarını beğenmiyorum. Dikkat etsin kendisine. Ben de o zaman dedim ki ya biz memur değiliz. Biz içtihat yapıyoruz. Muhtemelen hatamızdan da sevap bekliyoruz falan diye memur olanlar dikkat etsin. Ama o zaman öyle bir motivasyon vardı ki aykırı görüşe de fırsat vermiyordu beyefendi. Bakın mesela şeyi söyleyeyim son bir nokta. Yani İran binlerce subay kaybetti Suriye Savaşı'nda. General, subay tabii. General. 3000 civarında. Generaller kaybetti, subaylar kaybetti. Büyük rakamlar. Ve şimdi geldiği noktaya bakın. Rusya'nın
küçük partneri haline dönüştü. Evet. İranlılar çok sıkıntılı. Böyle bazen böyle efsaneler üzerinden işte yok efendim Acem siyaseti yok şöyle de yok böyle İranlılar her şeyi çok mükemmel kurguladı falan filan. Yani geldikleri nokta ortadadır. Yani hani evet bir şeyi başardılar. Ama İran'ın, bir yandan da İran'ın bir savaş alanı haline gelmesini engelledi. İşgalinden bu yana değil mi? Ama mesela yaptıkları aşırı yayılmacılığın bugün kendi başlarına tekrar bela olacağı günleri de bekleyin. Sistemleri çökebilir bu sayede. Tabii. Yani şöyle İran'daki vatandaşlar diyor ki ben burada açlıkla pençeleşiyorum. Aynen. Gelirim düştü değerim kayboldu sen. İşte Hizbullah'ı ya da bak şey Hizbullah'a eleştiri yoktu. Hizbullahçılar gelip Suriye'de Müslüman öldürene kadar Hizbullah'a karşı bir kutsal bir şey vardı. Şimdi İran halkı Hizbullah'ı da eleştiriyor. Bu, diyor ki sen orada askeri besliyorsun gelip Suriye'de Müslüman öldürüyor. Bugün, yani İsrail'le savaşan bir Hizbullah eleştiri yoktu. Şimdi Hizbullah da eleştiriyor. Bütün hatalarıyla günahlarıyla bugün Suriye'de Türkiye'nin geldiği yer yaptığı maliyetle kıyaslandığı zaman İran'a göre çok 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 daha iyi bir yerdir. Şimdi bunun aslında bir gösterildiği çok ortaya çıktığı bir yer var. Tahran'da üçlü zirve yapıldı. Ben ya. De o seyahate katılan gazeteciler arasındaydım. Soçi'de ikili dediler yapıldı. Ki yayınlandı. Ne yayınlandı? Bu yayınlandı. Biz tabi bazı yerlerde internet çekmiyor. Hakikaten bir kısmına yetiştik. Masa canlı yayınlanıyor. Böyle bir şey yok. Herkes bir şaşırdı. Herhalde yani açıktan konuşalım her şeyi denildi ve bu kabul edildi zannettik. Sonra baktık ki durum böyle değil. Türkiye'yi sıkıştırmak ve, için atılmış. Burada bir söz söyletip bir tavır sergilettirip filan. Şimdi bu ama gelinen noktada hani İran siyaseti, Pers siyaseti, Fars oyunu ne derseniz deyin buna. Bunların Acem, her biri Acem oyunu. Bunların her biri bir yerlerde mutlaka işe yarıyor. Ayrı bir bahis. Yani iyi yaptığı işlerden bir tanesi kendilerine göre, kendi tarzlarında. Ama her zaman olmuyor ve giderek daha basit demeyelim de daha ucuz yöntemler kullanmaya başlıyorlar. Evet. Ne oldu peki sonra? Bir sonra Soçi oldu. Belki bu iş böyle kalırdı. Ama şimdi karar verme şeyidir. Hani liderlik dediğimiz şey. Şeyi diyorum çok hakikaten ifade edecek şeyim durumda değilim. Karar verme yeteneği diyelim yahut. Erki de erki evet erki birçok kişi de var. Koyuyorsunuz adama diyorsunuz müdür başkan. Erki veriyorsunuz da karar veremiyor adam. Şimdi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bir karar var. Biz röportajımızı yaptık, oturduk, konuştuk. Şurası böyle miydi? Hadi sen bir daha dinlet, bilirsin sen onları. Bunların hepsini yaptık. Bu kadar zaman geçti. Uçaktan indik. Havaalanından yola giderken tweetler düşmeye başladı. Bu iş böyle olmadı. Ve tırnak içinde ben bundan razı değilim. Bu iş çözülmedi mesajıydı Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar. Arka arkaya bir açıklama olabilecek ateş uzunlukta. Ateşkes evet. Dedi ya. Şimdi bunu bize söylerken direkt de şu ifadeyi kullanın. Tatmin olmadınız galiba dedim. Diplomatik bir dil kullanıldı. Aslında onun şöyle anlatılması lazım. Sahadakilerin bunu böyle anlaması lazım. Yani size bir saldırı gelmeyecek ama siz de kimseye müdahale etmeyeceksiniz. Özellikle tabii burada tırnak içinde, parantez içinde yahut Rusya'ya yahut rejime karşı gel yapmayacaksınız kimseye. Bir de içeride bir karışıklık olmayacak ki göç olmasın. Şimdi burada saldırıya uğradığında birileri her yere saldırabilir. Provokatif eylemler de olabilir. Çünkü örgütlerin kime bağlı olduğunu tabii, gerçekte tabii. Ben bilmiyorum aynen. Ama bilenler biliyor. Tabii. Şimdi bunlara karşı bir mesaj verilsin, garanti verilsin olmak. Tırnak içinde. Garanti olarak anlaşılsın bu. Bir ifade kullanalım ki diyordu. Ama böyle bir ifade yoktu. Şimdi tatmin olmadığını indikten sonra anladık. Arkasından ne oldu? Soçi oldu. Kim yoktu orada? İran yoktu. Dediler kusura bakmayın. Tabii seninle beraber olmuyor bu iş. Bizdeki bu numaraları çekersen bir tepki duydunuz mu? Geçmişe bu numaraları çekersen böyle evet. Olur dediler. Tabii İran orada boyun eğdi. Ha yarın bunun hesabını sormayı düşünüyor mudur? Kesinlikle. Kesinlikle. Fırsat verecekseniz sorar. Bu olmasa da hesap sorar, sormayı düşünüyor. Vermezseniz sorar. Yazmıştır. Bu kadar aslında İran politikasının bir röntgen olarak gördüğüm olay şuydu. Biz Dışişleri Bakanlığı'ndaydık. Türkiye Brezilya ile beraber nükleer anlaşmasına bir rahatlık getirdi. Hı hı. Ve Türkçe konuşan bir yetkili şunu söyledi. Türkiye'nin yaptığı bir şey yok ki dedi. Biz Brezilyalılarla konuşuyoruz. Türkiye. Amerikan'ın ağzıyla hareket ediyor. Şimdi o zaman bizim dışişlerinde ve ülkedeki motivasyon ne? Müslüman kardeşlerimizi Amerika boğazlayacaktı. Biz ipten aldık.
senin onları ipten aldığını düşündüğün gün adamın gururu öyle yani. Türkiye'nin yaptığı bir şey yoktur. Türkiye Amerikan'ın ağzıyla hareket ediyor. Ve ama biz Brezilyalılarla meseleyi konuşuyoruz. Yani seni kenara koyuyor. Brezilyalılara da şey diyordur ya. Türkiye siz bir şey yapmadınız. Türkiye ile biz yaptık muhtemelen diyordur. Şimdi yani şöyle. Şimdi en kritik zamanda bile değerlendirmesi buysa demek ki ha farklı zamanlarda. Çok doktrinli bir toplumdan evet bahsediyoruz. Ama şunu da ben biliyorum. Madem açıldı bir parantez araya söyleyeyim onunla ilgili. Brezilyalılarla hiçbir şey anlaşamamışlardı. Ve tabii Lula ben gidiyorum telefonunu Ankara'ya açmasaydı. Ankara'da ona eğer Lula gitmeden bu işi çözerseniz ben geleceğim. Ben Dışişleri Bakanı'nı göndereceğim. Eğer çözemezseniz Dışişleri Bakanı'mı göndermiyorum. Lula da memleketine gidecek. Ne haliniz varsa görün denmeseydi İranlılar o anlaşmayı Lula'yı orada tutmazlardı. Tuttular ve anlaşmayı imzaladılar. O gecenin telefon konuşması budur. O yüzden bu şey İranlıların yani söylediğinin Türkiye'nin ne kadar doğru olduğunu. Yok şu açıdan mesela nihayetinde biz iki halk olarak kıyamete kadar iyi geçineceğiz. Birbirimizi kollayacağız. Halkların bir düşmanlığı olmayacak ama sınırlarımız yüzünden şeyler de yani devlet yöneten insanların da saf dil olmaması lazım en azından. Rakibimiz bizim hem komşumuz ya, hem rakibimiz. Rakibin kültürünü de iyi bilmesi lazım. Şöyle çok anlamsız laflar ediliyor işte yani Türkiye ile İran'ın hani rekabetini göz ardı eden. Yani şöyle tarihe kabaca bir bakın yani şeyden bakın Pers İmparatorluğu'nun eski Yunan'a saldırmasından Sasani evet Bizans gerilimi Safevi Osmanlı. Fransa Almanya gibi bir. Ya, tabii ki yani, iki bölge gücüyüz. Bir taraf zayıf düştüğünde bir taraf güçlenir. Bir taraf düştüğünde diğer taraf güçlenir. Yani Suriye'ye bakın. Kimin düştüğünde, kimin yükseldiğini, kimin yükseldiğinde, kimin düştüğüne geçen bakın. Şunu yani da ekleyelim de belki dış politikadan çıkmış oluruz. Bu Türkiye ile Amerika hani ilişkileri biraz normalleşme yönüne girince dedim ki Suudi Arabistan bölgesel ekopolitiğe uyum sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Şimdi İran şeyi Suudi Arabistan'ı tehdit ettiği zaman İslam ordusu diyelim, şu diyelim, ne dersek diyelim Türkiye zımmen Suudi Arabistan'ın yanında durarak aslında İran'ın bu kadar pervasızca hareket edemeyeceğinin işaretini verdi. Daha sonra Katar konusunda İran'la aynı pozisyona düştük. Fakat şimdi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri fantastik bir politika deniyorlar. Acaba Türkiye'siz, kendi çok işte Amerika Birleşik Devletleri ile beraber İsrail ile bir şey yapabilir miyiz diye. Bence bu kendi kıyametlerini hazırlıyorlar. Onların bir an önce Suudi Arabistan'ın bu bölgesel ekopolitiğe dönüp Türkiye ile tekrar ittifak yapmanın yollarını araması lazım. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği gün, desteğini geri çektiği gün İran gider Suudi Arabistan'ı boğazlar. Yani böyle bir tehlike onlar için var ve sığınacakları tek yer de Türkiye. Aynen. Çok da Amerika Birleşik Devletleri'nin aldıkları silahları görmesine zaten kullanmasını biliyorlar Prens Salman'la zor. Yani aldıkları, aldıkları uçak kadar pilot yok ellerinde. Yok o Prens Salman'a falan bazen, bir bakmaz. Devletler bazen zorunlu olarak gerçekliğe teslim olurlar. Ben Suudi Arabistan'ın bu yokuş yolda gidemeyeceğini düşünüyorum. Bir yere kadar nefesi tıkanacak ondan sonra teslim olmaya başlayacak yani. Öyle burada biraz aslında dediğiniz şey enteresan bir karşılık yarattı bende. Yani kendi kıyametlerini olduğunu biliyor, kıyametlerine gidiyorlar aslında ama bir yandan da muhtemelen Türkiye'yi bu tür şeylerin içine dahil etmek, bir şu masada oturduğumuz gibi bir eşit partner, hani Türkiye bu konuda nerede duruyor, ne diyor demek de onların kıyametlerinin biraz başlangıcı. Belki şunun farkında değiller, Türkiye'nin kendilerine adil davranacağının ya da adil davranmanın Türkiye'nin ulusal çıkarına da uygun olduğunu düşüneceğinin farkında değiller. Bence. Çünkü onlar kendileri yaptığında dışlayarak yapıyorlar. Biz birlikte yapıyoruz. Farkında değiller ki Osmanlı mesela Bizans'la da işbirliğiyle yürümüştür bir süre. Daha sonra Avrupa'nın birçok ülkesiyle birlikte yürümüştür bir süre vesaire. O yüzden ama dediğiniz gibi zorlanacak aynı Suudi Arabistan'ın zorlandığı gibi Avrupa'da zorlanacak birlikte çalışmaya. Iraklı bir entelektüelin bir ifadesi vardı. Diyor ki bak bizden sakın uzak durmayın. Bu İran'ın da Suudi Arabistan'ın da imparatorluk ve farklı kültürlerden insan yönetme kültürü yoktur. Ya tabii, onlardan alacaksın ya öldürecekler. Kesinlikle. Bizi sahipsiz bırakmayın bu iki taraf da bizi keser. Yani keser tabirini böyle radikal anlamda kullanmışlardı. Çünkü sizin imparatorluk kültürünüz var. Evet. Hristiyan'la da, Kürt'le de, Türk'le de, ötekiyle de bir arada yaşamak gibi bir formasyonunuz var. Bunların ikisinde de bir formasyon yoktur yani. Bunun İran'da da yoktur. Batı'da da aslında bir İngiltere biliyor. Diğerlerinin evet bilgisi daha zayıf. Kesinlikle. Yusuf Bey, şimdi 31 Mart'ta konuyu değiştiriyorum tabii. Yerel seçimlere geliyorum. İlk kez
zamanında planlanmış seçimler olacak. Olağanüstü hal sonrası ilk seçim olacak. Ve başkanlık sisteminin de ilk seçimi olacak değil mi? Bir nevi güven oyu gibi diyorlar. Baktığınızda yani bütün partiler için önemli elbette. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından tabii AK Parti MHP ile ittifak halinde ama büyük o tarafta da ittifak fotoğrafta var. Evet diğer tarafta da var. Adaylar seçilirken nasıl bir strateji izlenmiş? Ne gözlüyorsunuz? Yani özellikle tabii AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başlamak lazım. Yani Sayın Erdoğan'ın yaklaşımına baktığımız zaman kesinlikle kazanmaya odaklı bir stratejinin masada olduğunu görüyoruz. Yani risk kabul etmeyen, elindeki en iyi kartı onu oynamayı amaçlayan bir stratejiyle masaya oturmuş durumda. Ve İstanbul adayına baktığımızda yani Binali Yıldırım'ın bu bağlamda aday gösterildiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani daha önce İstanbul'da görev yapmış bir isim Binali Yıldırım. Başbakanlık yapmış bir isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış. Ama en önemlisi hani bütün bu kariyeri boyunca belki en uzun süre diyelim Ulaştırma Bakanlığı'nda yaklaşık 11 yıl görev yaparak hem İstanbul'da hem de Türkiye'de hani adından çokça bahsettirdiği bir sürü projeye şimdi imza atmış bir isim. Orada bir iki kamuoyu şirketinin beyanlarını hatırlatayım. Onun üzerinden evet. Değerlendirin istiyorum. Konda demiş ki Bekir Ağırdır. Binali Yıldırım'ın adaylığı AK Parti'nin İstanbul'da aslında risk gördüğünün alameti demiş. Konsensus'tan Murat Sarı demiş ki liderden sonraki en mühim adamı başbakan işte meclis başkanı ve şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösteriyorum. İstanbul benim için bu kadar önemli diyor AK Parti. CHP de bunu İzmir için yapmalı diye bir görüşte bulunmuş. Bu ikisine bakınca bunun üzerinden şimdi dediniz ki hiç risk almadan şimdi İstanbul'da Binali Yıldırım. Bekir Ağrı'nın yaklaşımını aslında çok kişi zikrediyor. Yani İstanbul'da risk mi vardı da işte eski başbakanı TBMM başkanı getirip de oraya aday koyuyor AK Parti. Ya bu çok saçma bir bakış açısı. Çünkü o risk yani risk her zaman vardır. Siz mücadele etmediğinizde maçın 90. dakikasına kadar uzatmalarda da aynı hızla koşmadığınızda, aynı tempoyu sürdürmediğinizde yenilme ihtimaliniz her zaman vardır. Bu yüzden elinizdeki en iyi kartları oynamak zorundasınız. Hani düşmandan korkmak istemiyorsan gece uyanık duracaksın, uyumayacaksın. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu mantaliteden bakarak Binali Yıldırım'ı İstanbul'da aday gösterdiğini yani söyleyebiliriz. İstanbul gibi bir hiçbir şekilde elindeki en iyi kartı tabii, kullanmak İstanbul aslında bir zafiyet alameti değildir. Oyunu değil. İyi oynadığının oyunu iyi oynamanın göstergesidir. Bir İstanbul'un şöyle bir özelliği var. İki özelliği var diyelim. Bir, İstanbul'un bir özeti. Yaklaşık 20 milyon nüfusu var. Ve İstanbul'u kazanan partinin Türkiye'de büyük ölçüde psikolojik anlamda belli bariyerleri aştığını gösteren bir tablo karşımıza çıkıyor. İkincisi, İstanbul'un Erdoğan özelinde ciddi bir anlamı var ve Erdoğan yapan yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Erdoğan belediyeciliğinden bahsediyorsak, Erdoğan tarzı siyaset tarzından bahsediyorsak bunun oluştuğu, nüvelendiği yer İstanbul ve İstanbul'dan Türkiye'ye yayılmış durumda. Birçok ilde işte model alınmaya çalışılmış durumda. Bu yüzden İstanbul'da muhtemel bir yol kazası ki bu anlamda ben İstanbul'u Ankara'dan da ayırıyorum. Yani İstanbul'da muhtemel bir yol kazası yani bence Erdoğan'ın hiç düşünmek istemeyeceği bir tabloydu. Ve bu yüzden de elindeki anketlere baktı. Ve anketlerde çıkan ilk ismi ki yani kamuoyundan yansıyan bilgilere göre Binali Yıldırım adı her zaman birinci sırada çıktı. Ve böylece ve seçti diyorsunuz. Bundan dolayı da Sayın Binali Yıldırım'ı İstanbul'da aday gösterdi. Bence olması gerekeni yaptı. CHP açısından baktığımızda Ekrem İmamoğlu ya yine kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bunu söylüyorum. O da temayillere göre en son çıkan. En sona çıkan bir isimdi ve en sona çıkan ismi Muharrem İnce. Aday olarak gösterildi. Muharrem İnce ilk isim olarak çıkıyordu ve şimdi, o şey olmadı, bu, gösterilmedi. Bu yoruma göre galiba CHP İstanbul'u çantada keklik görüyor ki değil mi? Yani madem hani çok şüphelenen en güçlü adayını koyuyorsa
En zayıf adayını koyan da demek ki çok rahat görüyor. CHP. Peki öyle onu mi sormak acaba? İstiyorum. Sizce o en sondaki aday Yusuf yani Bey'in Ekrem İmamoğlu üstünde yani Ankara kulislerinde ne konuştuğu bilmiyorum ama yani Ekrem İmamoğlu özelinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başka projeleri olduğu yönünde iddialar var. Yani mesela? CHP'nin geleceği açısından kendi yerini hazırladığına da. Çünkü Kılıçdaroğlu daha önce bu tür açıklamalar yaptı. Yani bu da büyük yalan. Birisini kendi ben bırakacağım. O ismi de kendi yerime ben hazırlayacağım falan gibi yalandı o. Olma yani ihtimali yüksek. Sen kendi başarısı ama ne ki yerine lider bunu yaratıyor duydum. Yani. Bu tür şeyler de var. Kemal Bey'in bir sonraki kurultayda olan kurultay yazı galiba bir yıl. 2020 falan gibi herhalde. Çok, yok, bir buçuk yıldır herhalde bir yıl falan kaldı. Seneye yani. Bu işte 2019'da galiba. Aday olmayacağım ifadesi vardı. Şimdi tarihte yanılmış olabiliriz. Onun üzerinde aday olmayacağım ifadesi var. Ama bu şöyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir gelenek mi oluşturmak istiyorlar? Bu gelenek ne işe yarar? O ayrı bir soru. Oraya daha gelemeyiz oraya da. Yani İstanbul'da aday olsun, kaybetsin, partiyi ona vereyim. Tamam siz öyle geldiniz de bunu bir yol yaparsanız bu sizi bir yere götürmez. Çünkü siz de bir yere gelemediniz. Ben aslında şuna takıldım ve bu gerçekten ben çok şaşırdım. Hayır, bir başarı hikayesi olur ortada da kendine veliaht falan çok, bırakır. Yani çok başka bir şey söyleyeceğim. Nedir o bu? Ayrı bir bahis ama bu Cumhurbaşkanı adayını açıkladığı toplantıda spor salonunda ben de vardım. Ankara'da. Tabii Muharrem. Gel bakalım Muharrem Bey. Ama Allah'tan orada Bey var. Dediğinde ben böyle bir irkildim. Eyvah eyvah dedim. Çünkü şunu biliyordum. Yani Ankara'daki gazetecilerin hepsi biliyor. Muharrem Bey istemiyor. Muharrem İnce istemiyor. Ama mecbur kalacak. Son ana kadar böyle mecbur kaldı. Ama mecburiyetinizi bu kadar ishar edecek kadar zorla mı? Bu kadar mı mecbur kaldınız? Evet, bu kadar mecbur kaldı. O günlerde bunları söylediğimde hatta ertesi gün o gün bahçede yaptığımız televizyon yayınlarından arkasından gelen hatta o anda biraz önce sizi duydum böyle dediniz ama öyle değil filan diye yani salondan salona çıkanlardan ki daha yetkili grubun girip çıktığı bir bölümdeydim ben. Ciddi tepkiler geldi. Benim bildiğim bana bunu söyletiyor. Sizin bildiğiniz başka bir şeyse bilmiyorum dedim. Çok da uzatmadım ama ne oldu sonra seçimlerden sonra daha geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce o sözden ben zaten kaybetmiştim onu dedikten sonra o çağrı bile o evet, davet ifadesi bile ben bunu kaybettim dedi. Şimdi bunun için itiraf etmesi için bir sene geçmesi gerek ya da 6 ay. Mesele şu aynı sıkıntıyı burada da yaşıyor ama burada sözünü geçirdi kendisi istedi. Fakat öyle bir eksiklik var ki anlayış diline bir şekilde yansıyor. Siz eğer şunu söylerseniz ne oldu benden korktun mu en güçlü adamını getirmişsin karşıma. Bu şu demek. Benim kalibremde birini getirebilirdin. Ne demek bu? Daha düşük kalibrede birini getirmeliydin. O zaman bir daha gidelim. Bu kalibre düşük. Bunu söyleyen kim? Genel başkan. Aday gösteren kişi. Kendi bu kalibreye adayını uygun değil. Bu kalibreden daha güçlü bir aday getirdin. İtirafından başka bir şey değil. Görünen o. Neden? Açıklamalar şöyleydi hemen önünde çünkü. Bunlar belki buralara kadar yansımamış olabilir. Eğer Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirse AK Parti'de Binali Yıldırım aday göstermeyebilir. Hatırlayın daha yani hiç böyle bir şey yokken yani onu aday gösterdik ya biz Ekrem İmamoğlu şimdi ondan vazgeçecekler. Vazgeçecek aday göstermekten başka birini gösterecek demeye başladılar. Neden? Çünkü biliyorlar ki kalibreler eşit değil. Bunu kendileri söylüyor. Ekrem İmamoğlu hani bizim kusurumuz değil bu o yüzden bize bakmasın. Ama bunu onlar söylüyorlar. Sonuçta ben şunu söyledim o zaman da kanaat buydu. AK Parti çıkar oyunu yani Muharrem İnce'yi koymamaları İnerli Yıldırım'a vazgeçir hiç onu tabii çıkarttırmayız. Neden? Çünkü kalibre hikayesi olarak eşit görmüyor ama onlar görmüyor. Bir de Muharrem İnce riski var sonuçta Kılıçdaroğlu için. Yani şöyle, muhtemel bir seçilme durumunda ki, doğal olarak genel başkan oluyor. Burayı bile kaybederse yine aldığı oyun yükseltirse, oy oranla ki burada tabii biliyorsunuz Mustafa Sarıgül de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yüksek oy aldı. Biri 37 küsür, 37 de %40 aldı. 40'ın üzerinde. Evet. Şimdi böyle olunca bunu Sarıgül aldığında bir etkisi olmayabilir. Kaldı ki o da çok zorladı biliyorsunuz. Hemen onu o seçimden sonra. Sizce?
O parti ben çok teşkilatlarıyla ilgili de sorun yaşadığı için ihtimal var bence. Koymazlarsa onu onlar düşünecekler. Şöyle Sarıgül bir açıklama yapmış. Şöyle diyor. 48 aydır Şişli adaylığına hazırlanıyorum. Çok ilginç bir adam. Bence koymayacaklar ve Sarıgül de aday olacak. Ama ben de aynı kanaatindeyim. Nasıl? Yok, yol koymazsa koymayacaklar Şişli Demokratik Sol Parti'den aday olacak. Bana diyor bütün İstanbul'a emanet etmişti diyor. Mustafa şimdi niye Şişli'nin koymuyor? Şöyle bir özelliği var. Bana bakarsanız bütün Türkiye'ye emanet ettiği adayı İstanbul'da aday yapmıyor. Yani o yüzden büyük o da şehir oylarını da. Ya şöyle bir risk var orada. Eğer Mustafa Sarıgül'ü Şişli'den aday göstermez de Sarıgül'de bağımsız aday olursa işte o zaman büyük şehir oylarını da aşağı düşme ihtimali var. Aynı mesele şey için de konuşuluyor. Kadıköy'de işte Gürsel Tekin adı geçiyor mesela. Acaba Gürsel Tekin aday olursa sanki daha fazla oy alabilecek gibi bir şey var. Ama tablo var CHP içerisinde. 60 daha konsolide edebilir diye. Olmazsa bütünleşik bir politika olmadığı için adaylara dikkat edin. Hiçbiri adaylar, il başkanı, milletvekilleri bunların hiçbiri birbirine benzemiyor. Biri öbürüne tepki gösteriyor. Hatırlayın atılan tweetlerini, yaptıkları açıklamaları, eskileri, evet, yenileri. Bunların özü. Çünkü şöyle bir şey yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bana ne lazım? Her oy lazım. Hangi gruplardan? Şu gruplardan. Şimdi hocamın alanına giriyorum ama yanlış bir şey, yanlış düşünme, mekanizma yanlış çalışıyorsa beni uyarın, düzelteyim. Her biri için ayrı bir kaşık kullanıyor. Onun oyunu bununla alırım, onun oyunu bununla alırım, onun oyunu bununla alırım. Benim bildiğim oy politikalara veriliyor. Kişilere belediye başkanlıklarına falan veriliyor ama siz seçimi genel seçim havasına sokup bu bir anlayış tercih etme meselesidir dediğiniz andan itibaren ortaya bir anlayış koymanız lazım. Hangisi o anlayışı, sosyal demokrat anlayışı kim temsil ediyor? Hangisi tek temsil ediyor? Ekmelettin İhsanoğlu mu? Adaylara dönelim bakalım. Ya da Muharrem İnce mi? Hayır. Bunlar sağ tarafı temsil ediyor. Ya da Mansur Yavaş mı? Ya da Mansur Yavaş mı? Şimdi buralardan yani ödünç kepçelerle farklı kaselerden çorba yani toplamaya İstanbul'da çalışıyor. İstanbul'da HDP'nin oyuna ihtiyacım var, Ankara'da da milliyetçi oya ihtiyacım var bu. Ve ikisinden bir kesişim hükümeti oluşuyor. Ve adayı kaybettiğinizde seçimi de kaybediyorsunuz. Yani o zaman baktığımızda Hasan Basri Bey, CHP'nin stratejisi için ne söylersiniz? Bak yani siyaset bilimi ya, açısından. Strateji o kadar ayağa düşürülmemeli kavram olarak bence yani bu ortada böyle bir strateji falan filan yok. Ortada basit bir hırs, basit bir duygu var. O da şu: Tayyip Erdoğan gitmeli. Ya yani bütün her şey bunun üzerinden. Yani Mansur Yavaş da gidecekse Mansur Yavaş da gitmeli. Ekmelettin İhsanoğlu ile gidecekse onunla gitmeli. Muharrem İnce ile gidecekse onunla gitmeli. Ekrem İmamoğlu, ya bunların hiçbirinin birbiriyle hiçbir şekilde alakası yok. Bunların hepsi devşirme, yani tam partinin içerisinden de gelen olabilir bilmem ne ama yani aslında sadece bir denemeydi hepsi. Ve o denemeler devam ediyor. Niye? Çünkü deneme yapmak maliyetsiz. Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor denemeyi, başarısız oluyor. Devam ediyor. Başka bir deneme yapıyor. Devam ediyor. Kendisi de aday oluyor İstanbul'dan. Başarısız oluyor. Devam ediyor. Şimdi siyasetin içerisinde rekabeti anlamlı hale getiriyorsanız şayet, rekabetin sonunda kaybettiğinizde sizin de kaybedecek, kişisel kariyerinizi de kaybedebileceğiniz korkusu olması lazım ki siz gerçekten oturun bir plan yapın. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde kaybetmeyeceğini, kişisel olarak kaybetmeyeceğini bildiği için kafasına göre aday belirleme lüksüne sahip oluyor. Yani nasıl bugün bir Ekmelettin İhsanoğlu'nun oğlunu denerim, yarın Ekrem İmamoğlu'nu denerim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu kaybetse, tanımlamanızdan şöyle, devlet memurunun iş yapma potansiyeli, aynen, tarifine uyuyor aslında. Aynen. Devlet memuru ne yapar? Hiçbir şekilde kendisi yani kaybetmeyecek. Evet. Dolayısıyla şimdi bir yandan da şöyle düşündüğü söyleniyor Kemal Bey'in. Onu söyleyeyim size, onun üzerinden devam edin. Yani adaylar ama tabii ki ittifaklar, İyi Parti ile yaptığı ittifakla kentli milliyetçilerle CHP arasında bir köprü. Ya bunlar Saadet Partisi ile de hayır yani söyleniyor. Şöyle değerlendirin istiyorum. Muhafazakarlarla köprü. Kentli muhafazakarlarla köprü kurmayı istiyormuş. Köprülerin kaç yıldır duyuyoruz diye bir başlayalım. Hiçbir anlamı yok bu köprülerin. Yani böyle bir siyaset yapma biçimi yok. Olmuyor da zaten, çözüm de üretmiyor. Yani yine göreceğiz, yine olmayacak. Mesele şu. Yani bunlar retorik cümleler mi? Ya bunlar hani bir laboratuvar ortamı. Hayaller. Hayaller, ümitler yani. Bunlar gerçekleşebilir şeyler değil. Bağlantıyı politikayla kurarsınız.
ya beni ne kadar temsil ediyor? Bu bağlantı aslında kurulabilir, zor bir şey de değil bana kalırsa. Neden? Avrupa'da AK Parti'nin oyu Türkiye'den daha yüksek değil mi? Cumhurbaşkanı'nın da oyu yüksek. Toplam oyu. Kime oy veriyor Avrupa'da çifti vatandaş olanlar? Sosyal demokratlar. Neden? Bizi koruyorlar diye. Haklarımızı koruyorlar diye. Aynı adam. Sosyal neden demokrat Türkiye'de sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partiye oy vermiyor? Birisi bunun üzerine düşünürse muhtemelen iyi kötü bir sonuç bulacaktır. Yani onu da ben söylemeyeyim. Ama burada o güveni veren politikayı ortaya koymadığınız zaman adam ortaya koyuyorsunuz. O adamı da zaten bir süre sonra ya küstürüyorsunuz, ya kavga ediyorsunuz, ya kaybediyorsunuz. Şimdi ondan sonra niye bu tutmadı? Tekrar dönüyorsunuz. Bunlar aslında köprü kurmak demektir diyorsunuz. Ben kendi adıma gazeteciliği 30 yıldır yapıyorum. 30 yıl önce de bu lafı duyardım. Hala duyuyorum. Hiçbir işe yaramadı. 30 yılda işe yaramayan bir şeyden vazgeçmek niye bu kadar zor onu da anlayabilmiş değilim. Halbuki siyasette en önemli sermaye güvendir. Yani siyasetçinin topluma aktarması gereken şey ya da toplumun siyasetçisi görmek istediği şey güvendir, samimiyettir. Bunlara bu açıdan baktığımızda tümüyle CHP'nin şu anda ofsaytta olduğunu görebiliriz. Mesela senin soruna İstanbul özelinde bakarsak, şimdi İstanbul'da belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sizin söylediğiniz gibi işte Fatih Camii'ni cuma namazına gidip Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ederek işte açılışı yaptı. Muhafazakar sağ milliyetçi kesimlere şirin ve sıcak görünmeye çalışıyor. Ama diğer taraftan daha arka planda kamuoyunun önüne çok çıkmadan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da HDP'li seçmen çevrelerinde daha arka plan diplomasisi yürüterek bu ilişkileri kurmaya çalışıyor. CHP şunu yapmaya çalışıyor. İçindeki Kemalistlerle sağ milliyetçi kesime ulaşmaya çalışıyor. İçindeki diğer sosyalistlerle de işte bu sol sosyalist çevrelere, HDP'li çevrelere ulaşmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de şunu düşünüyor. Toplum bunu görmüyor. Millet bunun farkında değil algısıyla bunu yapıyor. Öyle mi? Bu büyük bir hayal kırıklığı. Öyle mi? Şimdi yani hayır şeyin dediği gibi Yusuf Bey'in yol alma biçimi. Şimdi eklektik diye böyle entelektüel çevre bir tabir kullanır ya ve çok da severler yani. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bence başından beri yani sosyolojiyle problemli olduğunu biliyor. Yani kendisinin sosyolojik sıkışmışlığı var. Bu da onu 22 ile 25 bandına getirdi. İşte Muharrem İnce 30 aldı ama 22-23'lere düştüler genel seçimde. Bu sosyolojik sıkışmışlığı aşmak için bence kendisini böyle kökünden bir değerlendirmeye tabi tutmuyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bir dönem mesela köke inerse çıkma ihtimali zayıf. Evet herhalde. O da var yani Demirel'le bir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra sağcıların oyunu almak için 20'ye yakın sağcı kişiyi CHP'den aday gösterdi. Yani Türkiye'de solcular oy verdiler ve solcu da hani denilir mi bilmiyorum ama Demirel'in adamları milletvekili oldu. Turan Tayan bunun örneği Bursa'da. Yani Bursa'da mesela Turan Tayan'ın aday olması CHP'ye yüzde kaç virgül getirmiştir onu bilmiyoruz. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı seçimine geldiği zaman Ekmelettin İhsanoğlu'nu önlerine aldılar. Ekmelettin İhsanoğlu'na Cumhuriyet Halk Partileri Ekmelettin İhsanoğlu vakası diyorlar. Diğer taraftan son dönemdeki Cumhurbaşkanlığı mevzusuna geldiği zaman Abdullah Gül'ün kapısında yalvardılar. Saadet Partisi'ni yanlarına almaya çalıştılar. Saadet Partisi ile alakalı böyle güzel nutuklar atarken televizyon tartışmalarında ben şöyle bir örnek verdim. Eğer 12 Eylül darbe, 28 Şubat darbecileri Erbakan Hoca'yı idama götürselerdi muhtemelen hepiniz ayakta alkışlıyor olacaktınız. Yani bu muhabbet nereden kaynaklanıyor? Tamam hani İslamcı gelenekten birisi gelen birisi olarak böyle Abdullah Gül'ün kapısında yalvarmanız ve Saadet Partisi'ne metiyeleri dizmeniz kötü bir şey değil. Hani CHP'yi demek benim bu, hoşuma gidiyor. AK Parti bu hale getirdi yani bu az bir şey değil. Hani bir Behterli klim çekti ya Kılıçdaroğlu. Yani şöyle hani AK Parti'nin terbiye ediciliği açısından bu önemli bir başarı. Fakat bu partiye ne kazandırıyor? Bu ilişki bu, şimdi de devam ediyor. Bu eklektik tavır yani o parçacı tavır yani bütüne bir türlü dokunmadan parça parça yapabilir miyiz diye. Şimdi örnekleyelim İstanbul'da seçime gidiliyor. İşte bir iki tane adayın mukayesesi var. Bir defa yani çok lafı eğip büyümemek lazım. Kılıçdaroğlu İstanbul'a koyacağı adayın başına bela olmasını istemiyor. Yani işin aslında Türkçe tanımı bu. Çok böyle hani fazla da böyle detaylı olay çıkarılabilir bir parça olmasını yani istiyor. Şöyle düşünün. Muharrem İnce'yi zor gömdük. Muharrem İnce geldi, aday oldu. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajını unutularak başarılı da bir kampanya yürüttü ve CHP'nin o 22-25 bandını 30'lara çekti. Ve sonra ne yaptı? Gitti güm 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 genel merkezin kapısını çalmaya başladı. Burada oturmayın ben geliyorum dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu doğrusu
herhangi bir İstanbul adayını başına bela etmek istemiyor. Yani Muharrem İnce'yi tercih etmediği gibi başka adayları da tercih etmedi. Yani Gürsel Tekin'i tercih etmedi veya Akif Hamza Çebi'yi falan tercih etmedi. Burada durum basit. İkincisi, yani bir Ekrem İmamoğlu şey kıyaslamasına geçince, Binali Yıldırım kıyaslamasına, bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partili eski bir vekil Binali Bey'in aleyhine konuşuyordu. 7-8 madde saydı. Dedim ki şu aleyhine konuştuğun maddeleri sıralasan, Binali Bey kimdir diye toplumun önüne çıkarsan, Binali Bey'i metheden ve Binali Bey'in artıları olarak toplum bu saydıklarına oy verir. Yani işte diyor ki adam Ulaştırma Bakanlığı yapmış, adam İTO'da çalışmış, ne ki falan filan, ama bayağı bir liste çıkardı arkadaş. Şimdi iki adayın mukayesesine geldiğiniz zaman Ekrem İmamoğlu ayarında AK Parti'de en az 10 tane İstanbul'da belediye başkanlığı yapan insan var. Ne deniyor efendim? İyi oy aldı, oyunu arttırdı. İşte zaten AK Partili belediyelerin şöyle bir zaafı var. Bir bölgeye girdikleri zaman fizik hizmet olarak orada yapmadık iş bırakmıyorlar. Hatta bence bunu artık AK Partililer bir sendroma, probleme de dönüştürmüşler. O fiziki hizmeti aşıp da mesela Beylikdüzü problemi şudur. Beylikdüzü bir hizmet sendromudur AK Parti'nin CHP'ye teslim etmesi. Yapılması gereken bütün işleri yaparsın, 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 gömülürsün hizmete. Fakat gidip vatandaşın kulağına ey ahali, ey güzel halk, ey kardeşim, ben bu güzel işleri yaptım diyecek kapasiten kalmaz yani. Beylikdüzü bu haliyle teslim edilmiş yaptım bir yerdir. Yaptım bak falan mı demek yaptığını istedim. Yani AK Parti'nin yaptığını Ekrem İmamoğlu olağanüstü bir halkla ilişkiler becerisiyle, bu beceriyi de biraz sorgulamak lazım. Şimdi Mustafa Sarıgül'den Cumhuriyet Halk Partisi'nde miras kalan bir şey var. İçeriksiz, yaranmacı ve popülizm, bir sadece popülizminden bahsedilirdi. Bence şu an AK Parti'nin hizmet yaptığı yerleri Cumhuriyet Halk Partileri aldığı zaman olağanüstü bir halkla ilişkiler ve popülizm deneyimiyle bir anda orayı artık elde edilmiş ve geri verilmeyiz ilçe haline yöntem getiriyorlar. Yani bence şöyle düşünün. Nasıl yani, ikna ediyor? Şöyle, bir yandan hani oy almak için ikna ediyor. Şöyle Türkiye genelini ikna edemezse bir belediye başkanı nasıl ikna ediyor? Büyük bütçe oluşturuyor. Vakfa bağış, derneğe bağış, ona bağış, imama bağış, müezzine bağış. Bir defa bir yardım politikası var. Diğer taraftan da hacı ile hacı, hoca ile hoca, dinli ile din. Siz de, ve herkese böyle. Ben yaranmacı dediğim o. İçerik olarak bir özünde bir yakınlık yokken ama herkesin yakınıymış gibi. Şimdi bir şey tartışıldı. İşte geçen programda bir Venizelo heykeli dikmişler şeye. Şimdi burada şöyledir. Adam onu düşünürken ne düşünüyor? Biz birleştireceğiz, toparlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kıbrıs'taki Venizelos'taydı. Kıbrıslı başpiskopos. İşte Denktaş'ın da heykeli dikeriz. Yanına Makaryos'un da dikeriz. Onu da dikeriz. İşte bu içeriksiz popülizmdir yani. Düşünmez ki ya birisi Kıbrıs'ın fatihi veya direnişçisi, öteki de katil yani. Türklere o aklına gelmez onun o detay. Benim yaranmacılık ve içeriksizlik dediğim bu. Burada bir başarıları var. Ve bu bence AK Parti'nin de bir hatası artık. AK Partililer de yaptığı işi güzel anlatmanın yöntemlerini seçmeleri lazım gelir. Şimdi İstanbul mukayesesine bakınca İstanbul'da yaşayan insanlar İstanbul problemlerini biliyorlar. Ana problem ne? Metropol kentlerde trafik, ulaşım. Ki Binali Bey'in yetkinlik alanı. İkincisi, ben Binali Bey'in adaylığının sadece İstanbul'un kazanılmasıyla ilgili değil, aslında iyi yönetilen bir İstanbul Türkiye'nin ekonomisinden sosyal hayatına, turizminden kültürüne kadar birçok şeyi de yukarıya çekecek bir değerdir. Bence Binali Bey'in adaylığı en önemli dişi şöyle, ekonominin %50'si, nüfusun 1/5 ve bütün ana fikirlerin doğduğu yer ve İstanbul'da oluşan bir fikri sadece Anadolu satın almıyor, Ankara satın almıyor. İstanbul'da oluşan bir fikri aslında başta İslam coğrafyası olmak üzere bütün dünya satın alıyor. Yani dünyayla network'ü var. Dolayısıyla ben öyle zannediyorum ki Binali Bey'in kuracağı dil, üslup, oluşturacağı kampanya bir küresel kent, yani Londra ile Paris ile New York ile yarışabilir bir kentin özelliği nedir ve İstanbul'u nereden nereye taşıyacak? Şimdi oluşacak bu vizyonla bir ilçe belediye başkanlığından gelmiş birisinin ortaya koyacağı vizyon, görgü, birikim aynı değil. İkincisi, İstanbul'da bir orta sınıf kentli refleks var. Mesela baktığınız zaman bu insanlar Halim Fit Gürtünay'ı sevdiler. Kadir Topbaş'ı sevdiler. Tabiat olarak, ılımlı kişilik olarak İzmir'de dahi aday konmuş Binali Bey'in tabiatı o insanlara yakın olmakla beraber iş yapma kapasitesi 10 kat daha yüksek bu iki kişiden. Yani Kadir Bey ile Ali Fit Bey'i değerlendirdiğiniz zaman kentte orta sınıfın refleksi şudur. Bir partisi vardır, ideolojisi vardır, şudur budur ama aklı selim bir şekilde bakar. Benim sokağım var, yolum var, caddem var.
ulaşım diye problem. Bunu kim çözebilir? İşte bu kentli orta sınıf bence çok ölçülü, dikkatli bir şekilde tavrını Binali Bey'den yana kor diye düşünüyorum. Hiç de kendi partilerine, ideolojilerine bakmadan diye böyle bir biraz uzun tuttuk. Yok yok, küçük. Küçük bir ara, birazdan buradayız. İhsan Bey, siz seçmenin, orta sınıf seçmenin sonuçta icraata bakacağını, benim işimi çözer mi çözmez mi diyerek oy vereceğini söylemiştiniz. Araya gitmiştik. Şimdi genel seçimlerde aslında biraz daha ekonomik seçmen diye bakıyoruz. Yani kendi günlük hayatına, ekonomisine, ülkenin genel duruma bakıp oy veren bir seçmen var. Şehir hayatına geldiği zaman da yani orta sınıf kentli seçmenin bir refleksi var. Bu refleksi de işlere bakarak, yani icraata bakarak ya da adayın işte pozisyonuna, güven durumuna bakarak. İstanbul'da da enteresandır. Yani insanlar çok radikal bir başkan hiç istemiyorlar. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin de şeyi açmazı oydu. Yani o sosyolojik sıkışmışlığının yanı sıra aday olarak da %50'yi temsil edecek isim bulamıyorlardı. İşte en azından Cumhuriyet Halk Partili örgütten gelmiş, dindar, işte herkesle de oturup kalkabilen bir aday tespit edebildiler sonuçta. Ama nihayetinde vatandaş şeye de bakıyor, adayın iş yapma kapasitesine, birikimine, müktesebatına. Bence burada Binali Bey'in İzmir'e aday konmuş olması da önemli. Yani AK Parti karşıtlarının en yoğun olduğu bir kentte bile İzmir'e ılımlı gelecek oyunu bir artırmış temsil koyduğuna göre demek ki bu İstanbul'a haydaydı, İstanbul ortalamasına hitap eder. De nihayetinde insanların kapasitesi neyle oluşur? Yaptığı işlerle oluşur. Şimdi bir ülkede başbakanlık yapmış birisinin işte neredeyse dünyada görmediği kent kalmamıştır, diyalog halinde olmadığı insan kalmamıştır ve ihtiyacı olan bir şeyi, bir bilgiyi, bir kültürü burada üreteceği gibi o dünyadaki bilgisiyle de sentezleme kabiliyeti vardır. Ve ben şöyle düşünüyorum, İstanbul'un iyi yönetilmesi sadece İstanbul için değil, Türkiye'nin gerek ekonomik, gerekse teknoloji, gerekse turizm ve kültür alanındaki bütün meselelerine öncülük edebileceğini düşünüyorum. Küçük bir örnek verelim. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğu zaman kültür dairesinin yapmış olduğu çalışmalar İstanbul kültürünü besleyen bir hal aldığı gibi hem Anadolu illerini hem de Türk coğrafyasını etki eden bir kültürel formasyona dönüşmüştü. Mesela bir Fatih Sempozyumu yapıldı, Fetih Sempozyumu. Hala daha dünyadaki önemli tarihçiler ve akademisyenler kitaba çıkmadığı için o 95'li yıllarda yapılan şey Fetih Sempozyumu'nun metinlerini bizden isterler. Hani demek ki İstanbul'da bir de şeyin coğrafyanın bir alışkanlığı vardır. Tarih boyunca vali buradan gitmiştir, kültür buradan gitmiştir, karar buradan gitmiştir. İstanbul'da olan iyi bir şeyin hem Türkiye'ye, Anadolu'ya hem de bütün coğrafyaya yayılma kapasitesi vardır. Umarız ki yani İstanbul'a böyle bakılır ve bu yüksek kapasiteli İstanbul yönetimi, nüfus artırmadan nitelik artıran İstanbul yönetimi gerek Türkiye'nin diğer illerine gerekse coğrafyaya etkili olur diye düşünüyorum. Mustafa Bey, 24 Haziran seçimlerinde krizin Cumhuriyet Halk Partisi açısından iyi yönetilememiş olması Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir handikap olur mu bu seçimlerde? Ve bu arada HDP ile de beraber olması yerel seçimlerde yine bir handikap olur mu? Yoksa şimdi, avantaj mıdır? Ya aslında burada şey önemli, parti seçmenlerin parti aidiyetleri, oy verme oranları ki Nisan ve onların ayrıntılarına vakıf haliyle nasıl değişir bunlar? Ya da neye rağmen hala devam eder? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi için biraz o neye rağmen devam ederi konuşmak lazım. Bir yanıyla işte HDP'ye ile geçişken bir kitlesi var, bir ya da politikaları var yahut isimleri var hem parti yönetiminde hem yerel yönetimlerinde. Bir yandan da ana karakteri yani devletçi, milliyetçi bir karakter, ulusalcı yahut ve HDP'den tamamen uzak. Bir yandan da yine HDP'den çok uzak, yani tabanından ya da Kürtlerden bahsetmiyorum, partiden bahsediyorum. Tamamen uzak bir kitleden de oy almak istiyor üstelik. Şimdi bu aşamada ya evet
Ya da bir taraftan da Muharrem İnce gerçeği var. İşte 24 Haziran'da nasıl yönetildiği ortada ya da yönetilemediği ortada. Bir heyecan yarattı. Heyecanı yaratması Muharrem İnce'nin müthiş başarısından ve kapasitesinden değil. Elbette söylemi farklı olduğu için bir sağ söylemin her zaman Türkiye'de geçerliliği vardır. Onda, o da bu söylemi kullandı. Kullandı da demeyelim. O söylemin bir parçası. Onun kendi politikası da, kendi siyasetçiliği de biraz onun üzerine kurulu. Öyle bir siyasetçi yani. Hani bir tür Cumhuriyet Halk Partili, Yeni Demirel benzetmesi de yapıldı ki ben büyük ölçüde katılıyorum buna. Kullananlardan da biriyim. Ama şimdi ne kadar Muharrem İnce'den hayal kırıklığı ya da Muharrem İnce'nin devam etmemesinden, adayı zorla aday gösterilmesinden ve arkasında yeterince durma şu ve sonra da buraya aday gösterilmemesinden hayal kırıklığı ne kadar etkileyecek Cumhuriyet Halk Partili seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy sadakatini ne kadar etkileyecek? Ya da ya bir yandan işte İYİ Parti'yle başka bir yerden oy alacağız. Bir yandan muhafazakarlardan oy istiyoruz. Muhafazakar bir aday gösteriyoruz. Aslında sağcı bu adam. Didirten bir adayla oy istiyoruz. Ama bir yandan da HDP'nin oylarını da tırnak içinde çaktırmadan almak istiyoruz. İl başkanının açıklamaları var. Diğer adayların birbirlerine karşı, politikalarına karşı açıklamalar. Bir yandan da buradan istiyoruz. Ya yeter bu kadar saçmaladığımız, şu işi bir yerde oturtmak lazım. Ne kadar diyecek, ne kadar demeyecek, bu var. Bir, iki, ya her şeye rağmen biz bir şekilde biraz oyumuzu yükseltip yani Tayyip Erdoğan iktidarını, AK Parti iktidarını bir şekilde vurmamız lazım. Kerhen ne kadar bunu söyleyip oy verecek bu insanlar? Bunu göreceğiz biraz bu seçimde. Birçoğunu da gördük de burada zannediyorum biraz daha net göreceğiz. Çünkü bundan başka bir sebeple oy vermek çok fazla bana mümkün gözükmüyor. Tek sebep aslında her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde oylar toplansın da buradan işte Tayyip Erdoğan'a ya da AK Parti'ye ya da bu iktidara bir yenilgi yaşatalım. Bu ne kadar geçerli olacak ondan çok emin İdris değilim. İdris Naim Şahin ismine şaşırdınız mı İYİ Parti ile CHP'nin? Bir arada. Yani biraz kişisel olarak ama olacak belki de ne yapsa çok şaşırma. Şaşırmıyorsunuz. Peki. Hasan Basri Bey, sizce Kemal, yani bunu yabancı basında da sorduklarını gördüm. Bu seçim, yerel seçimler Kemal Kılıçdaroğlu için bir nevi kader seçimi olabilir mi? Yok, bence olmayacak. Yok. Olmaz. Bu hani kendisinden sonrasına veliaht yetiştiriyor falan filan hikayelerini de son derece anlamsız hikayeler olarak buluyorum. Yani ama ne böyle bir niyeti mi var? Ha? Yani mesela yeni... Neden sürdüremezsin? Öyle mi? Yani bir öncekinden farkı ne? Yani 24 Haziran seçimlerinden farkı ne? Ne olacak? Alt üstü belediyeleri kaybetmiş olacak. İzmir'i kaybederse sallanır ama. Yani niye sallansın? İzmir. Niye sallansın? Ne nedir yani parti teşkilatında? Hayır, sallanır da düşer mi? Yani, sallanır. Mesela Muharrem İnce de salladı. Tabii. Salladı ama düşmedi yani. Evet. Düşmez. Şimdi bakın mesela Muharrem İnce aday olduğunda da aynı şeyler konuşuldu. İşte partisinden çok aday olursa Kemal Kılıçdaroğlu bu taziye direnemez bir şekilde. Hayır, hiç de öyle değil. Bakın gömdüler Muharrem İnce'yi. Seçimin hemen ertesi gün gömdüler. Muharrem İnce şunu yapacaktı, hatırlıyor musunuz? Bu mitingler burada bitmedi, gidemediğim yerlere gideceğim. Gitseydi ya, niye gidemedi? Bir de öyle olmuyor, siyaset öyle bir şey değil. Bir tane adamın ortaya çıkmasıyla arkasına 3-5 insan toplaması, örgüt ipini çektiği an. 100 kişiyle karşı karşıya kaldı. O an ipini çektiler. Bir parktaki Çaycan'da bir karşılama olmuş. O anda ipini çektiler, çekerler. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece parti teşkilatının değil, maalesef seçmeninin de üzerinde böyle çok güçlü bir yetkiye, etkiye sahip. Bunu bir şekilde başardı. Ya başarması da çok şaşırtıcı bir şey değil. Yani çünkü parti teşkilatları böyle kontrol edilmeye müsait yapılar. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Tayyip Erdoğan'ı devirmek meselesiyle tıpkı lideri gibi fazlaca takıntılı olduğu için
bir aşkın, alternatif aşkın üretmek, bir alternatif üretmeye yönelik herhangi bir çabaya da müsaade etmiyorlar işte yani. Demokratik Sol Parti'ye kayma olmuyor veyahut da ne bileyim yeni bir sol. Peki evet onu da Cumhuriyet sorayım. Halk mesela yeni bir sol partiden söz edelim. Ya ben uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir koalisyondan ibaret olduğunu ve bunun tutucusunun da Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Ama oradaki yapı bozulmadığı müddetçe, Tayyip Erdoğan böyle merkezi çok ciddi anlamda kontrol ettiği müddetçe Kemal Kılıçdaroğlu da iktidarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne sürdürebilir hale geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı bir ülkede de AK Parti'nin kendini konumlandırması çok güç. Bir ara bu Cumhuriyet Halk Partisi çok zayıfladığı zaman ben endişelendim. Hani bir mendirek gibi CHP'yi alırsa karşıt politika gelişiyor. Ya bunu zaman zaman söylüyorum, yanlış anlaşılıyor ama hani hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret anlamında söylemiyorum. Çok büyük kitleler AK Parti'ye oy vermek için değil de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemek için aslında AK Parti'ye oy veriyor. Yani şimdi şeyi düşünün, Muharrem İnce'nin yarattığı hava son bir haftaya girdiğinde bakın gidiyor, bu sefer gidiyor, Tayyip Erdoğan devriliyor imajı bile, o söylem bile tek başına AK Parti'ye yüzde kaçlık katkı sunduğu İhsan Bey anlatsın. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi gelmesin de ne olsun, ne olursa olsun diye oy kullanan korkunç bir kitle var bu ülkede. Hala siz bunu, yok efendim Ekmelettin İmamoğlu'yla, işte ne bileyim Muharrem İnce'yle, şunla bunla, onun camiden çıkma görüntüsüyle, bunun bilmem nereden çıkma görüntüsüyle devirebileceğinizi zannediyorsanız vakit kaybediyorsunuz demektir. Ve o vakti kaybetmeye de devam edecekler. Ama o vakti kaybetmelerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı herhangi bir şey var mı? Yok. Diyorsunuz devam hiçbir edebilir. Şekilde Kılıçdaroğlu'nun geleceği açısından eğer kaset skandalına benzer bir skandal, bir operasyon olmadığı müddetçe orada duracaktır. Kendisi çekilir tekrar aday olacaktır. Var olacaktır. Kendisinin de dillendirdiği bir şey. Bir daha aday olmak istemeyeceğim. Şey. Doğrudur, yanlıştır. Tarih onu göreve çağıracaktır. Tarih onu göreve çağıracaktır. Şurada gençlik kolları bir tane toplantı yapar, bırakma bizi Kemal Kılıçdaroğlu. Oturma eylemi yaparlar, açlık grevi yaparlar. 3 gün 5 gün direnir, en sonunda direnemez gelir falan partiden. Zaten baktığımızda masaya çok basit numaralar bunlar. 9 seçim kaybetmiş bir siyasi liderden bahsediyoruz. 9 seçim. 1, ama bir 2, operasyon 3, gelir 4, mi diye 5, soruyorsanız 6, 7, bence yani, gelecek yani. Saydığınızda da bayağı bir içeriden yani partinin seçmeniz gerekiyor. Operasyon yapanların da şunun için yani yapması lazım. Bir operasyon yapacağız. Bir figürümüz var ve gelip Tayyip Erdoğan'ı yenecek. Şimdi Kılıçdaroğlu bu niyetle getirilmişti. Dolayısıyla kim ola ki bundan sonra daha başarılı olur? Muhtemelen operasyon da yapmaya kıymet bulur. Yani. Ya belki Muharrem İnce üzerinden falan bir operasyon denenirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde birileri deneyebilir. Muharrem İnce de zaten böyle ama bir... Ama bu yarış bitmemek zorunda İhsan Bey. Yani birileri bir şey için uğraşacak yani. Teslim olmayacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde yani böyle siyasetin ön cephesinde değil de arka cephesinde iyi yetişmiş, nitelikli ve siyasetle birebir ilişkisi olmayan Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde bir yılgınlık var. Yani. Var sürekli yenilmişlikten dolayı. Aslında bence AK Parti'nin o perdenin önündeki şamata yaşı bu arkadaki CHP'li seçmene de ses vermesi lazım geldiğini düşünüyorum. Ama biraz orada bir yılgınlık bir yandan yaratıyor. Bir yandan da bir birikim de yaratıyor. Bir keskinlik motivasyon de yaratıyor. Olmaz. Bir motivasyon i̇şte o, da oluşuyor. Biraz da o şeyi ön cephedekiler. Keskinlik bence ön cephedekilerin pozisyonu. Öyle. Arkada direkt politikayla ilgili olmayan. Ya da ne kadar sıkkın ve tereddütlü olsa bile o seçim atmosferine girildiği zaman neyse bu sefer de beraber yürüyelim, bu sefer sonra gidiyor. Bakarız. Bu sefer gidiyor. Her seferinde öyle olmuyor mu? Şimdi bu seçim bittiğinde biz bir seçim analizi yapmıştık. İki kişiydi ve ikinci kişi de yani daha kenarda duran kişi Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin çocuğu yani tanıyorum da kendisini. İşte sosyolojik analizler yaptık, seçimin tahlilini yaptık. Çok samimi bir soru sordu. Ya bu iktidar sırası bize hiç mi gelmeyecek? Yani bak gelmeyecek sırayla yani gelirse. Hiç mi gelmeyecek? Ya bugünkü sosyoloji bu fırsatı vermiyor. Ben dedi ki ya bu beni çok üzüyor dedi. Yani bir samimi bir soru soruyor. Bu iktidar fırsatı bize hiç mi gelmeyecek? Ha, eldeki sosyoloji bu fırsatı vermiyor. Yani sosyoloji değişir, şartlar yani, değişir. Olabilir. Ben onu söylemeye çalışıyorum aslında. CHP markası orada durduğu müddetçe o fırsat hiçbir zaman gelmeyecek. Ama biraz da şöyle şimdi sosyoloji o fırsatı yani vermeyecek diyorsunuz. Zaten anladığım kadarıyla onlar da pek sosyolojiyle bir fırsat yakalamak derdinde olmadılar hiç.
Tabii farklı alternatifler sürekli denendi. Tabii. İşte Jacobin girişimleri sürekli arka planında değiştiğimizde CHP'nin veya CHP'ye yakın bir takım bürokratların, aktörlerin yer aldığını görüyoruz falan. Benim bu şeyde yani bu bahiste benim sürekli önerim Muharrem İnce'ye, yani bu hani son 5-6 yıldır bunu tartışıyoruz ya, yeni bir parti kurması yönündeydi. Çünkü CHP'nin tarihine baktığımızda işte 1950'den bu yana hiçbir seçimden tek başına iktidar olarak çıkamamış bir parti. Ve siyasi liderlerine baktığımızda İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha karizmatik liderler. Bunların tek başına iktidar olarak çıkamadığı bir toplumsal atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkma ihtimali karşısında Recep Tayyip Erdoğan var. Ve yani karşısında da çok güçlü bir aktör var. Ve yenilecektir. Muharrem İnce'nin de bu CHP'nin bagajlarını bile bile, yani çünkü CHP'nin belli bagajları var. Yani bunları açtığımızda CHP'li dostlarımız ya bunlar şöyle oldu geçti Muharrem falan filan itiraz ediyor ama geçmedi. O cürette bir lider hiçbir zaman olmadığını aslında defalarca kanıtladı. Yani kendisi o şekilde çağrıldığından başlayın. Partideki kendisine yakın isimlerin listeye konmaması, liste dışı edilmesi sorunu. Daha kendisi adayken, Cumhurbaşkanı adayıyken partide kendisine yönelik operasyon yapılırken o susmayı denedi. Ama şöyle bir... Yani şimdi orada tam senin o bahsettiğin anda ben CHP'nin adayı değilim. Ben başka bir siyasi oluşumun adayıyım diyebilecek cüreti, cesareti gösteremedi mesela. Seçimi kaybettikten sonra kaybedeceğim ama kaybettikten sonra ben partinin içerisinde onu bir şekilde deviririm hesapçılığına oynadığı için kaybetti. Ve ilk başta şey söyledi, ben artık aday olmuyorum. Halbuki onun gücü, halbuki onun gücü seçime kadardı. Seçime kadar olan gücünü kullansaydı belki bir anlamı vardı, bir parti marti kurabilirdi. Ama o garanticiliği denediği için şöyle. Üstelik de o potansiyel aday yıpranmıştı galiba. O lider kumaşını gösteremedi. Garanticilik dedin ya, bence esas mesele o. Çünkü CHP içerisinde koltuğa oturmanın sağladığı bir konfor var. Ve karşınızdaki rakip, bakın 9 seçim kaybetmişsiniz ve şu an kendiniz çekilmediğiniz sürece CHP'nin başından gitme konusunda bir ihtimal gözükmüyor. Dolayısıyla CHP içerisinde iktidar olmak ve onun konforunu taşımak bir şey kazanç onlar açısından. Muharrem İnce belki bunun peşinden koştuğu için yeni bir parti kurma çalışmasına girmedi. Şimdi de mesela bakıyoruz bütün adaylara destek açıklaması yapıyor. Bir karikatür vardı. Misvak dergisinin çok güzel bir karikatürdü. Şimdi iki tane gazete kafalı adam, yani kafaları gazeteden karşılıklı konuşuyorlar. Diyorlar ki ya bu sistem değiştiğinde Türkiye batacakmış. O zaman biz niye karşı çıkıyoruz ki? Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin keyfi yerinde, biz niye karşı çıkıyoruz ki? Şimdi aslında orada şöyle bir şey var. Hani acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumu bize bu parti, bu yönetim, ya bunların hepsi yani oturmuş etmiş adamlar. Hani böyle toplama bir parti değil orası. Bir geleneği var. Devlette uzun yıllar çalışmış, devleti bilen adamları. Devleti kuran partiyiz diyorlar. O işin şeyi, o reklam kısmı, evet. Devleti kuran parti filan değiller. Devlet, yani bir başka alternatif imkan vardı da biz mi parti kurmadık derler adama. Ona bakarsanız bütün partileri biz doğurduk da diyorlar. Tabii. En işte ilk demokratik seçimleri biz getirdik diyorlar. De o zamana kadar getirmeyen benim büyük babam değildi yani, o da oydu. Bu saçma bir laf, doğrusu hakikaten üstünde bile konuşmamak lazım. Fakat mesele şu, bu adamlar dış işlerinde, iç işlerinde, maliyede şu. Ya sonuçta bürokratlar yani uzun zaman bu işi biliyorlar, siyasetçiler. Ya bu kadar kayba rağmen hala bir şeyleri anlamamış olmalarını ben düşünmüyorum. Acaba bize başka bir şey mi anlatmak istiyorlar diye düşünüyorum, sizin dediğiniz gibi. Yani bunun bu şekilde olması bize başka bir şey anlatmak için mi bu böyle hala? Şunun bir ders mesela verdiği, bir ders verdiği kesin. Bunu bilmiyorum. Bunun için hiç mesela ifadesi kullanmayacağım. Ama hani bir muhalefette duracağı belli sosyolojik olarak. Peki o zaman ne beklersiniz? Muhalefette bir güçlü bir şey söylenir. Sadece seçim dönemlerindeki aşırı popülizm yüklemesi yaptığından dolayı iktidarın mecbur kaldığı şeyler değil. Yani ama demek ki iktidar paraları arttırmak dönem popülist kaygıya düşüyor. Ama işte o mesela ne yap?
iktidara bir şey yaptırmak değil midir mesela? İktidara göre de işte hiçbir zaman... Bir muhalefet olur derler ki... İktidara gelmek istemiyor. O kendi iktidarı yetiyor. Ama mesela ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir iddiası olduğunu düşünmüyorum. Şimdi o yok. Şimdi o da bittiği için artık ama iktidara bir şeyler yaptırma gücü her zaman var. Bunu nerede kullanıyor? Seçim zamanındaki popülizmi büyütüyor. İktidar kucağında bir popülizm buluyor. İşte emekli ikramiye veriyor. Bir tane de değil, iki tane. Yahut işte asgari ücreti artıyor, şu oluyor, şu oluyor filan. Hiç itirazım yok, artsın, herkes bundan çok memnun. Ya bizi bunu yaptırdı diyor, iktidarda rahatsız. Ama bir biçimde verilen paranın ertesi gün cepten çıkmasını önleyecek tedbirleri alabilen bir iktidar var. Allah'tan batmıyoruz ya da başımıza başka bir dert gelmiyor. Çok net bir biçimde bunu. Ha, arkasından geleni, mesele bu değil ama. Mesele yönetilebilir ve sürdürülebilir akıl fikir ortaya koymak. Yok, ne diyor şimdi Cumhurbaşkanı? Diyor ki ya mesele Cumhuriyet Halk Partisi değil, başındaki zat. Hani bir de bazen de dua ediyor. Yani onlar olmasaydı, onlar böyle olduğu için biz bir seçim kazanıyoruz da diyor. Yani bu, evet, yani başımızdan eden CHP'nin başından eksik et, artık ona dayanamadı. Bir sorunu, CHP'nin sorunu başındaki zattır demeye başladı. Neden? Çünkü ya bir şeyler yapmamız lazım ya, sizin de bir katkı verseniz, siz de bir katkı verseniz iyi olur. Şimdi bu gelinen noktada benim anlamadığım şey ya da anlamayı arzu ettiğim şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birileri, eğer birilerini oraya getirip koyuyorsa, bir kaset kumpası oluyorsa, bunlar hesaplanmış şeylerse ve bunlar basit şeyler değilse, o zaman hayır, burada müzmin muhalefette kalsın ve bu şekilde patinaj yapsın diye getiriliyorsa, ben o zaman orada başka bir hesap ararım. O yüzden mesela Kemal Bey özelinde ben kendisinin bazı şeyleri inanarak söylediğini düşünüyorum. Ama bazı şeyleri. Mesela? Birçoğunu, yani işte iktidar olma seçim zamanlarında biz kazanacağız, şunu alacağız derken büyük oranda inandığını düşünüyorum. Bu benim kişisel gözlemim. Dışarıdan bunu söylediğimde size pek ya yok canım öyle değildir filan dedirtebilir ama kişisel gözlemim bu. Fakat bu kadar seçimden sonra, her birine bu kadar iddialı girdikten sonra, bir araştırma firması sahibi televizyonlarda beyanat veriyor. Daha faciali. Şimdi firma sahibinin AK Parti'ye o kadar öfkesi var ki, yani neredeyse böyle Tayyip Erdoğan'a veryansın edecek yani araştırma firması. Şimdi daha Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiş. Oradan iki ay sonra diyor ki %52 o %35'e düştü Recep Tayyip Erdoğan'ın. Şimdi danışman böyle olunca, şimdi danışman düşün, Cumhurbaşkanı öfkeli. Zaten bir siyasi parti kendiliğinden öfkelidir. Kafa kafaya verdikleri zaman oradan bir bitti, sinerji çıkıyor. Ya, dolayısıyla devirdik. Hadi peki seçim bitti, ne oldu? Ya hadi küçük sırıklarla atlattık. İşte sapma oranımız düşüktü. Herhalde danışmanlar da biraz zamanla partiye benziyor. Muhtemelen etkiliyor ama şöyle de bir Haziran şey var. 24 Haziran gecesi Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün çıktı, ne açıklaması yaptı? Biz kazandık dedi. Evet. Evet. Tek kaybedeni var AK Parti'dir. Şimdi yani. Ben size söyleyeyim, burada gerçekten bazı konularda kendini iddia ettikten ve inandıktan sonra söylüyor. Şimdi şöyle, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Yani hatta samimi bile bulduğumu söyleyebilirim bu tavrı. Fakat şöyle bir sahne var. Sadece danışmanlardan bahsetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep söylenen bir şey vardır. İktidar orada bir yeri kontrol etmektir. İktidar denildiğinde orada kastedilen şey. O yer her neresiyse. Gazetenin köşe yazarının da burada bir yeri vardır. Bazılarının var. Sonradan bazıları aday olur filan. Bir yeri var. Ki gazetecilikten milletvekili olmak, bir partiye gitmek kötü bir şey değildir. O anlamda söylemiyorum ama o pozisyonda da partide bir yer tutmak vardır orada. Bir gayet de Cumhuriyet Halk Partili bir medya yöneticisinden duymuştum. Biz dedi seçimden birkaç gün önce konuşuyoruz. Gazeteciler var, hepsi sahadalar, yazarlar, işte oraya gittik, buraya gittik, halkın nabzını tuttuk, şoförle konuştuk, berberle sohbet ettik filan. İşte bu sefer şöyle geliyor ve mutlaka böyle olacak. Peki, ya biz ama konuşuyoruz anketçilerle, biz de hani iş adamıyız, bir sürü çevremiz var. Tamam, çok fazla tabanı bilmiyoruz ama biraz da bir ekonomi bir şey de gösteriyor yani diyoruz. Ama çok da cesaret edip konuşamıyorum. Yılların gazetecisi, sokağın nabzını tutan adam. Seçim geçti. Olur yani, 41'e 42 kaybetmiştir. 42'ye 41 kaybetmiştir. Yani orada söylenebilecek bir takım mazeretler var.
Ama 37'ye 49 kaybettiğinizde şu cümleyi kuramazsınız. Bu cümleyi kurmuşlar. Ya o son 3 günde bir şey oldu ama ne olduğuna bakmamız lazım. Şimdi bu kadar fark o son 3 günde herhangi bir şeyden dolayı olmaz. Bunu bir fıkra olarak bana anlatıyor. Partinin genelinde de var, destekçilerin genelinde de var. Problem bu. Yani eskiden beri tarihi olarak yani işte son hafta bir şey oldu. Son hafta bir şey olur da hocam bilir yani 0.5 olur yani. Bir gazeteci arkadaş, Süleyman Demirel, bir gazeteci 24 saat uzun bir süredir. O 24 saati kontrol etmeniz lazım. Yani seçimden 6-7 ay önce bir gazeteci arkadaş masada genel başkan ve böyle yüksek sosyeteden de yani iş adamı sosyetesinden de bir grup oturuyorlar. Ve bir firma sahibi bilgi vermişti. Efendim AK Parti eridi, Cumhuriyet Halk Partisi yükseliyor. Artık işte Tayyip Erdoğan gidici, şu bu falan filan. Gazeteci de demiş ki ya ben geçen hafta demiş işte Genar'la görüştüm. Elindeki veriler hiç sizinkilere benzemiyor. Nasıl falan diye. O da çıkarmış işte. Söylemiş oranları. AK Parti bu kadar, CHP şu kadar, işte İYİ Parti var yok şu kadar falan. Diyor ki masada çok soğuk bir rüzgar esti. Fakat diyor masadaki iki kişi demiş ki bu adam kim? Şimdi diyor ki o kadar hayattan kopuk yaşıyorlar ki ben işte Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazıyorum. Haftanın birkaç günü televizyondayım. Şimdi orada bu adam kim diye soru soran adam muhtemelen halkı nasıl tanıyacak? Nasıl yani masada oturan 5 kişiden 6 kişiden ikisi bu adam kim diye. Fakat diyor orada bir soğuk duş oldu. Soğuk duş etkisi yaptı söylediklerim. Ben de asıl buna şaşırdım diyor. Yani benim söylediklerim böyle çok bilinmeyen kehanet bir şey değil ki. Ya. Bildiğim işte bir araştırma firmasından aldım. Bendeki veriler sizdeki veriler rüyayı bozmuş. O bir rüya süresi. Bir anda o anda bozulmuş. Yani. Hava bozuldu diyor. Neredeyse beni yemekten kovacaklar falan gibi bir şey oldu. İki şey yine yerel seçimler Bahçeli, yani Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli. Çünkü Devlet Bahçeli bu ittifakın yine yerel seçimlerde önünü açtı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti de tam bir daha ittifak yok derken mecburen aynı yolu izlediler. Baktığımızda Bahçeli ve bu arada İYİ Parti açısından ne dersiniz Hasan Basri Bey bu seçimler? Ben İYİ Parti'nin zaten uzatmaları oynadığını düşünüyorum. Yani İYİ Parti normalde geçen seçim yaşadığı kayıpla aslında Türk siyasetinde geleceği olmayan bir parti olduğunu gösterdi. En önemli mesele de şu, sözüm ona Milliyetçi Hareket Partisi sıfırlanacak, İYİ Parti onun yerine geçecek. Meral Akşener bir sağ lider adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin makus talihinin yerine geçirilecekti. Bunların hepsi işe yaramadı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi İYİ Parti'den çok oy aldı. İYİ Parti Meral Akşener'den çok oy aldı. Şimdi bu böyle bir resmin içerisinde kurgulanmış her ne varsa o baş aşağı oldu. Dolayısıyla ben hani 24 Haziran seçimleri sonrasında zaten İYİ Parti'nin... O oyu koruyor mudur sizce? Korumadığını düşünüyorum. İYİ Parti'nin kaybedeceğini, zayıflayacağını, teşkilat olarak da direnemeyeceğini düşünüyordum ama sanırım bir şekilde direnmesi gerektiği düşünüldüğü için belediye seçimlerine kadar direnmesi sağlandı gibi geliyor. Aynı mesele tekrar ederse, ki tekrar edecektir çünkü belediye seçimlerinde genel seçimde aldığı oy oranını tutturması daha da düşük küçük partilerin. Çünkü şey kazanamayacak yani oylar. O yüzden onun noktasal bir yerleri kazanıp haritada bir renk vermeye çalışıyor. Orada Şişli ve Beşiktaş'ı İYİ Parti'nin istediği yönünde bir kulis var CHP'den. Evet. Yani aslında şöyle bir doğru yapmışlar bir tane garantili yer. İlk başta Ankara'ya bir garantili yerler olsun. Ankara'ya da istemişler de verirler mi? Ankara'ya da istedi ama yani aday ben görüşmeler esnasında yaşanan asıl meselenin de bu olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti'yi sonuna kadar kullandı Cumhuriyet Halk Partisi bence. Bilmiyorum hani kazanabilecek nereye aldı? Balıkesir bir ihtimal şansının olabileceği, bir de Denizli bir ihtimal şansının olabileceği. Diğer aldığı yerlere bakın Konya, Kayseri,
Kocaeli falan bunların hiçbirinde evet yani oralarda biraz aslında belki bir oy koparabilirim şeyi var, tercihi var. Genel oyu yükseltmek işte AK Parti'de biraz oy koparabilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim olmuş. Bir açmazla karşı karşıya ya seçime tek başına gidecek, girip, parti kimliğinin mücadelesi verecek ya da ittifaklara girip birkaç belediye. Tabii, yani 40 katır mı 40 satır mı? Başarının ölçüsü nedir? Bence şöyle yani genel seçimde aldığı %10'un üzerinde bir oy alırsa başarılı sayılabilir. Tabii. Ya da böyle birkaç ama atır. Ama şu an o belli olmayacak. Oran bence açısından demiyorum yani. Şu an yani. O belli olması bile başarılı. Ben şöyle şey için yani İyi Parti için bir gelecek gözükmüyor. Ya bunu. Çünkü şöyle bir parti bir siyasi kimlik oluşturur. O kimlik üzerinde ısrar eder. Ve oyu az olabilir, çok alır, çok kıymetli değildir. Şimdi İyi Parti'den istifade eden insanlara bakıyoruz. Bir adam diyor ki bu parti Atatürkçü parti değil, ayrılıyorum. Öteki diyor ki bu parti milliyetçi olacağım diye iddialarda mı? Milliyetçi değil. Öbürü diyor ki efendim ulusalcı değil. Şimdi bir partinin bir kimliği olur ve insanlar o kimliğin bir parçası olabilirler. Bir de açıkçası yani bir önceki seçim gösterdi ki lider performansı açısından da şu an Türkiye'de zaten ortada bir oy, yüzer gezer oylar yoktur. Ancak bir lider bir kimlik oluşturabilir. Doğrusu Meral Akşener'in o partiyi bir adım öteye götürecek bir lider karizması da yok. Da çok zayıf çıktı. Yani. Yok oylarda da öyle. Baktığınızda hani sonuçta parti lider tırnak içinde liderden daha çok oy aldı. Yani bu bir zaten ölçüdür. Ama şaşırtıcı bir şey. Şöyle bir şey olsaydı. Tabii yani canım, tam tersi İyi Parti için. Normalde tersi olur. Yani şöyle bir şey olsaydı İyi Parti için mesela. 24 Haziran'da en yüksek oyu aldığı yerler işte İzmir, Antalya veya bu CHP'nin güçlü olduğu yerler. Bunların hiçbirinde İyi Parti şu an kendi adayını CHP'yi kabul ettiremedi. O yüzden yani oy düşecek orada. Oradaki oyları zaten düşecek. Ha şöyle bir şans olabilir. Ama haklı değil mi? CHP'yi desteklediği için. Onda. Ama sonuçta bir müzakere masasına oturduğunuzda Cumhuriyet sizin de bir şey, hiçbir şey vermedi. Bir şey almanız lazım. Aldığı bir şey yok gibi görünüyor. Ha ben ya uzaktan baktığımda Meral Hanım'dan şöyle bir performans beklerdim. 24 Haziran'da yaptığı şeyi ki orada yaptığı da o dönem daha riskliydi yaptığı şey. Nedir o? Yani ben adayım. Erdoğan karşısında bir blok oluşuyor ve o bloğun adayı Abdullah Gül bunu olmayı kabul etmiş. Kılıçdaroğlu bir taraftan, Saadet Partisi bir taraftan bir araya gelmişler. Ve orada Meral Hanım siyasette olması gereken bir şey yaptı. Bir iddiası var ve iddiasını ispatlamak için ben varım dedi. Ve o taraftaki bloğu bozmuş oldu. Aynı iddiayı sonuçta bir yola girmişsiniz. Risk alarak girmişsiniz. Cesurca davranmışsınız orada. Aynı iddiayı bu seçimde de devam ettirip aslında o örnek aradaki dönemde şöyle aradaki dönemde bir de İyi Parti teşkilatlarında CHP ile ittifak yapıldığından dolayı çok fazla oy kaybettiklerine dönük de ciddi eleştiriler de olmuştu. Doğru. Hani bunu da arkasına alıp bence bu seçimde de aynı yolu devam ettirebilirdi. Yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kendi adayını göstererek yola çıksaydı kazanamayabilirdi. Ama bir önceki seçimde aldığı riskten en azından daha az bir risk olmazdı bu. Aynı riskle yoluna evet, devam etmiş olurdu. Gerçek ki Türkiye'de siyasetin finansı ya hükümet ya da belediye eliyle sağlanıyor. Dolayısıyla böyle bir finanstan mahrum ama olan şimdi, bir İyi Parti'de. Şimdi şunu da düşünmek lazım. Yani. Belediyelerin o eski sınırsız bütçelerle hareket ettiği bir dünyada değiliz. Kesinlikle. Biraz önce siz o belediyelerin hizmetlerini ve popülizmini anlatırken ben aslında orada biraz söylemek istedim ama hani vakit olmadı. Belediyelerin çok sınırsız imkanları vardı. Çünkü altyapı hizmetlerinin 90'lı yılları da 2000'li yılların erken döneminde bittiği bir Türkiye'de belediyelerin elinde korkunç bütçeler kaldı ve belediyeler bunları nereye harcayacağını bilemez bir şekilde harcıyorlar. İşte seyahatler düzenleniyor, burslar veriliyor. Şimdi o dönem yok. Merkezi bütçeye doğru belediyelerin bütçeleri kısıldı. Dolayısıyla öyle artık belediyelerden siyasetin finansmanı eskisinde olduğu gibi kolay yani olmayacak. Kara günler gözüküyor. Ve belediyelerin hani şimdi daha önce dikkat ederseniz bir belediyeyi bir siyasi parti kazandığı zaman kolay kolay kaybetmiyordu. Çünkü elinde çok fazla bütçe vardı ve sınırsızca harcayabiliyordu. Şimdi kısıtlı kaynaklarla iş yapan belediyeler çok başarılı olabilecek. Dolayısıyla o belediyelerin savurganlığının
ve imkanları istedikleri gibi kullandıkları dönemin sonuna geldik. Yine o zaman iki partinin de yol var. AK Partililer işte Milliyetçi daha Hareket çok... Milliyetçi Hareket Partisi açısından değerlendirmediniz bu arada yerel seçimleri. Aslında ben birkaç cümle şeye kurabilirim eğer. Evet, mesela Cumhur İttifakı'nı aslında biraz konuşmamız lazım. Evet. Şöyle çok hızlıca baktığımızda 81 ilin 30 büyük şehirde Cumhur İttifakı işbirliği yapmış durumda. İttifakını ilan etmiş durumda. Bu ittifakı da Jestler İttifakı olarak kendi aralarında daha çok tanımlıyorlar. Karşılıklı jestler yapılarak, gönüller kazanılarak bu tavandan işte 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tabanda oluşan o birlikteliğin tavana doğru ulaştığını, tavandaki enerjinin de şimdi tabana doğru yeniden yansıdığını görüyoruz. Burada işte Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde AK Parti'nin adayını destekliyor. Mesela İzmir, Ankara ve İstanbul'da Sayın Erdoğan ilçe belediyelerinin başkan adaylarını açıklarken işte İstanbul'da 3 tane, Ankara'da da 3 tane yanlış hatırlamıyorsam MHP adayını da sahneye davet ederek onlarla da aynı karede fotoğraf verdi. Bu siyasette ve toplumda bu birlikteliği, beraberliği göstermesi açısından ve toplumun bu dayanışmasını göstermesi açısından çok iyi örnekler bunlar. Somut kazanımlarla ilgili de şunu söylemek lazım. Mesela İYİ Parti CHP'den hiçbir şey alamazken MHP şu an sahip olduğu belediyelerin hepsini aldı. Bir de ilaveten CHP ile yarışabileceği Manisa, Muğla gibi yerlerde de yeni belediyeler kazanma şansını da elde etmiş oldu. Yani kazan MHP'yi kazan. MHP bir anlaşma yaptı yani. Şöyle bir prensip var orada. Hem Erdoğan söylüyor hem Bahçeli söylüyor bunu. Yani burada mesele bir belediye, iki belediye fazla almak almamak tabii değil. Toplamla bu birlikleri, kazanmak, beraberliği Zillet İttifakı diye tanımladıkları, işte İllet İttifakı da dedi Sayın Erdoğan. Bu ittifaka karşı ve özellikle yani Türkiye'nin çıkarlarını aleyhine hareket eden bu ittifaka karşı bu birlikteliği, beraberliği koruyarak geleceğe taşımak. Ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumsallaşması için de mesafe kat etmek, adım atmak. Özellikle İstanbul'da Binali Yıldırım'ın aday gösterilmesi esnasında Cumhur İttifakı'nın da bu temel ortak parametrelerini dikkate alındığını ben düşünüyorum. Çünkü Binali Yıldırım hem başbakanlığı dönemindeki izlediği yol haritasıyla hem de özellikle bu Cumhur İttifakı'nın inşa edilmesi sürecindeki yapıcı yaklaşımlarıyla iki parti tabanında da sempati oluşturmuş bir isim. Bu anlamda İstanbul'da da Sayın Binali Yıldırım'a MHP tabanının oy verme konusunda çekimser olmayacağını düşünüyorum. Aynı şey Ankara için de geçerli. Mehmet Öztaseki onun da aynı şekilde icraatçı kimliğiyle ön planda olan bir isim. Hem AK Parti tabanından hem de MHP tabanından ciddi anlamda oy alabilecek potansiyeli var. Bu anlamda mesela 24 Haziran seçimleri de Cumhur İttifakı'nın bu 16 Nisan referandumundakinin testi gibi oldu ve oradan da başarıyla çıktılar. İşte %53.7 oy aldığını görüyoruz Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da. Sayın Erdoğan'ın oyu da %52.6. Arada bir puan var. Dolayısıyla taban ve tavan uyumu var ve bu uyumla birlikte ittifak yerel seçimlere gidiyor. Ben diğer ittifaka göre çok çok fazla oranlı başarılı olma ihtimalini yüksek görüyorum. Başarı tabii her şeyin ölçüsü seçimin sonucu. Ona bir bakacağız. Ben burada Binali Yıldırım aday gösterildiğinde yani gösterilecek diye artık biz öğrendiğimizde şöyle demiştim. Hani kim gösterilecek? Binali Bey'e yani şey biraz daha hani bu pozisyondan sonra oraya gider mi filan diye. Artık bundan sonra bir siyasi görev daha önceki pozisyonları hatıra haline getirir. Bu başkanlık sisteminin de getirdiği bir şey aslında bakarsanız. Binali Bey İzmir'e daha önce gitmişti. O günlerde ben bir yazı yazmıştım. Galip sayılır bu yolda mağlup diye. Çünkü bir cepheye, bir mücadeleye lider ne kadar önem veriyorsa oraya gönderen adam o kadar, orası o kadar önemli bir yerdir. Şimdi burada da çıkar oyununu oynar AK Parti. Aday kim olursa. Bazı yerlerde çok zayıf adaylardan bahsedilirdi bugüne kadar. Şunu niye gösterdiler başkası varken filan. Ama mesele şu. Siz çıkarsınız, oyununuzu oynarsınız. Karşı takım sizden 9 gol mü yer?
bir tane mi yer? Yoksa iç yemez de beraberlikle mi ayrılırsınız? O karşı takımın şeyine bağlı, kalibresine bağlı, performansına bağlı. Siz oyununuzu oynarsınız. Efendim takım çok zayıf. O zaman biliyoruz hani biraz şeyle bağlayalım. Yani Fenerbahçe'nin 9 gol yediği takımları hatırlayın. Pendik Spor gibi mesela. Şimdi bu akşamki takım. Bu tür şeyler takımdı. Bu tür şeyler olabiliyor. O yüzden çıkıp oyununuzu oynarsınız. Ben diğer yerlerde de İzmir'de de bunu gördüm. Halk tanıyor ediyor vesaire ama sizin de Ankara için söylüyorum özellikle Ankara'ya biçtiğiniz bir rol var gelecek için. Biçtiğiniz bir perspektif var koyduğunuz. Bu perspektifi en iyi kim hayata geçirebilir? Çok çok teşekkür ediyorum herkese, bütün konuklarımıza. Soruyorum da bu akşam Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesi kararından bu yana gelişen dinamikleri ve Türkiye'deki 3 ay sonraki yerel seçimlerin dinamiklerini konuşmaya çalıştık. Haftaya görüşmek üzere.